Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır bu mı Topraklarda ya? Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 6 Ocak 2022 Perşembe, Ulusal Kanal'da ve Ulusal Radyo'da. Türkiye'nin halkçı, devrimci yayın organlarında televizyon gazetesine başlıyoruz. Efendim bugün size bir hikaye anlatacağım. Hikayenin adı e, Kaos ve ya, e, Yaratıcı Yıkıcılık. Ancak bu hikayeyi e, daha önce size teorik olarak anlatmıştık. Bugün pratik e, biçimde anlatacağız. Var olan, gerçekleşmekte olan bir yaratıcı yıkıcılık ve kaos öyküsünden e, yola çıkarak anlatacağız ama öncesinde e, bu işlerin nasıl bozulacağını, e, bunlara nasıl karşı durulacağını e, anlatan bir e, konumuz olacak. Sonra işin pratiğine geçeceğiz. Yani hikayeye, e, hikaye dinlemeye hazırlanın. E, kaos planı bozularak üreticilerin milli hükümeti kurulur e, diye bir başlık var aydınlıkta. Şimdi normal şartlar altında bir siyasi parti haberidir. Bakarsın daha önemli bir şey var mı yok mu diye. Varsa daha az sıralara alırsın ama bu haber bizim meselemizde açıklayıcı bir haber olduğu için, teorik olarak açıklayıcı bir haber olduğu için bunu birinci sıra sıraya çıkartmış bulunuyoruz. Yine aydınlığın baş yazısı Can ve Mal Güvenliğinizi FETÖ ve PKK'ya teslim etme planı diye bir yazı var. E, bu da açıklayıcı olacak bizim e, pratik hikayemize, günlük hikayemize. E, bunu da bir öne alalım. Şimdi e, iki yıl önce aydınlıkta çıkmış bir başka e, yazıyı daha gündemimize alacağız. Mehmet Perinçek yazmış. ABD Kazakistan'da darbenin temellerini atıyor. Şimdi anladınız herhalde e, günlük pratik hikayemizin ne olduğunu. Olayı Kazakistan'da yaşananlarla e, kurgulayacağız. Türkiye gazetesi Karanlık El Kazakistan'da demiş. Bu ilginç bir başlık, e, açıklayıcı olabilecek bir başlık. Bir başka başlık, e, dünyanın çok farklı bir yerinden gelen bir başlık. E, gazeteci Pepe Escobar Kazakistan'daki karmaşanın sponsoru İngiliz istihbaratı demiş. İlginç, değil mi? Ta dünyanın neresinden yazan bir adam Kazakistan'daki e, kargaşanın sponsorunu e, bulabiliyor. Çünkü her şey açık net. Ee, ABD e, evet ee, yine bir başka e, yazı o da e, yine Türkiye gazetesinden. Kazakistan'ı kim karıştırdı? Hedef İpek yolu mu diye. İlginç ilginç şeyler bunlar. Ee, Kazakistan karıştı diye bir. Net olarak oradaki durumu e, göreceğimiz haberler var. Aydınlıktan, e, Yeni Şafak'tan, Hürriyet'ten ve e, Cumhuriyet ve e, Sözcü'den alacağız bunları. E, Orta Asya'da sükunet çok önemli diye bir başka yorumu da e, bunların arasına katacağız. E, ama tabii e, mesela Utku Reyhan, yakınca, Engin Alan, e, Genel Engin Alan, e, Emekli Büyükelçi Volkan Özdemir, Elif Ergin, Recep Erçin, ee, ekonomist Bartu Soral ve Birol Güger'den de e, attıkları e, tweetlerden de açıklayıcı bilgileri alacağız bu konuda. E, böylece e, aynayı biraz daha büyüteceğiz. Fotoğrafı biraz daha e, zoom yapabileceğiz. Bunun neyle bağlantısı var? Bunun dünya e, bu dünyanın her tarafında uygulanan bir plan mesela e, Suriye ile bağlantısı var. Suriye'de aynı plan uygulandı. Ne sonuç verdi? ABD Suriye'nin öz kaynaklarını PKK devletçiğine kullanıyor haberinin yazılması sonucunu verdi. Ama kendilerinde durum ne? Şöyle Biden ABD rüyasının biten ABD rüyasının yıl dönümü bugün Amerikan seçimlerinden sonra Amerikan halkının Amerikan kongresini basmasının birinci yıl dönümü. Bu e, dünyanın birçok yerinde tersine dönüyor bu kaos ve yaratıcı yıkıcılık planları. Mesela Latin Amerika e, iyice sola yöneldi. Latin Amerika'da sol yükseliyor. E, Antemperyalist yönetimler iktidarlara geliyor. Ve batı paniğe kapılıyor. Batının, e, batıdaki paniğin anatomisini de sabah yazarından öğreneceğiz. Peki bu işlerde kim kullanılıyor? Nasıl kullanılıyor? Şimdi e, size sözünü ettiğim Gerek yazılardan gerek haberlerden gerek tweet mesajlarından bunu anlatmış olacağız aslında. Ama somut bir örneği dün e, vermişti Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz. Çok da tanıdık bir isim, çok da bildik bir isim, çok önemli bir gazeteci e, vefat etti. E, arkasından konuşmak gibi olmasın. Ama e, Ece Ayhan bir şiirinde ne der? E, ancak ruhumun şu ağrası ölümün arkasından konuşur diye. E biz de biraz Makedonya, eski Yugoslavya, Üsküp göçmeni olduğumuz için, bizi de Rumun şu arasından sayarsanız, biz konuşuruz. Yani bizde adet böyledir. İyice netleştirmeye çalışacağız. Bugünkü siyasete yansımaları var mı bu kaos ve yaratıcı yıkıcılık planlarının olma mı, olma mı? Cemaatte, e, cemaatken karşıydınız, terör örgütüyken sarıldınız diye bir açıklama var AKP'den. CHP'nin gündemi Demirtaş. Demirtaş olunca tabii ki yaratıcı yıkıcılık. Neden? 6-8 Ekim olaylarından. Akşener'den sokağa çıkma yanıtı var. Ama bir başka tarafı var. Kemalistler <laughs> artıyor. Yalçın Bayar bir Kadir Has Üniversitesi'nin bir araştırmasını getirmiş gündeme. Soruyorsunuz kendinizi ne olarak siyasi anlamda ne olarak tanımlarsınız? Sağcıyım, solcuyum falan. Geçen yıla kadar insanların %10'u ben Kemalistim diye tanıtıyormuş kendini. Bu ankette %19'a çıkmış. Yani bir yerde zehir varsa panzehir de vardır. O da ortaya çıkıyor. Tüsiyat e, kral çıplak dedi demiş Cumhuriyet'in birin sayfası. Ya Cumhuriyet'e de bayılıyorum ha. Tüsiyat'ı savunmak, Tüsiyat'ı öne çıkarmak size mi kaldı? Tüsiyat kral çıplak demiş. Tüsiyat kral çıplak dese ne olacak? Demese ne olacak? Tüsiyat'ın kralı hep marka giyinir. Yani 10 e, bin dolardan aşağı takım elbise giymez TÜSİAD'ın kralı. Nerede çıplak? Neresi çıplak? TÜSİAD, bildiğimiz TÜSİAD. Efendim e, Milli Gazete önemli bir konuya değinmiş. Tarımda hayati risk demiş. Türk aşısını aşısını biliyorsunuz coşkuyla karşıladık, kalkışlarla karşıladık. Ve hepimiz e, artık 4. 5. dozlarımızı Türk -Ovak, e, oluyoruz değil, değil mi Mert? Ha. Yani niye? Bizim milli aşımız Üstelik bilimsel sonuçları çok e, net e, ortaya çıktı. E, oldukça e, direnç sağlayan bir aşı. Ama Türk Tabipler Birliği beğenmemiş. İçinde ne olduğu belli olmayan bir solüsyon demiş. Akit de, Türk ovak Türk Tabipler Birliği'ne battı diye bir cevap vermiş. Bunlar da diğer araba. Şimdi ne yapalım? E, bu kaos ve yaratıcılık, e, yaratıcı yıkıcılık planımızı e, anlatmaya başlayalım mı? Bir dakika. Önce... E, Vatan Partisi Genel Başkanı anlatacak televizyon gazetesi başlıyor. Efendim Vatan Partisi Üretim Devrimi kurultaylarıyla Türkiye'nin dört bir yanında üreticilerle buluştu. Buluşmaya da devam edecek. Vatan Partisi 3 lideri Doğu Perinçek, Özgür Bursalı ve Yıldırım Gencar, Ulusal Kanal yayınında 2021 yılı raporunu sundu. 2022 yılı hedeflerini açıkladığı ABD'nin Türkiye dikkat buyurun bu bölgeye dikkat buyurun. İn, in, prompter, in. Ben konuşuyorum. Daha okumadım orayı. Ee, ABD'nin Türkiye'deki kaos planına dikkat çeken Vatan Partisi lideri, Türkiye'nin önünde iki seçenek var. Biri ABD'nin kaos planı, diğeri Türkiye dedi. AK Parti'nin süreci tek başına götüremeyeceğini belirten Çek Vatan Partisi'nin kaos planına karşı savaşa savaşa hükümet olacağını vurguladı. Türk milletinden Vatan Partisi olarak yetki istiyoruz. Biz bunları yapacağız ve yaparız. Açık söyleyeyim. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Sekreter Özgür Bursalı ve Genel Sayman Vekili Yıldırım Gencer, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında Vatan Partisi'nin 2021 yılı raporunu ve 2022 hedeflerini anlattı. Vatan Partisi, 2021 yılında üretim devrimi kultaylarıyla yurdun dört bir yanındaki üreticilerle buluşmuştu. Genel Sekreter Özgür Bursalı canlı yayında üretim devrim kurultayları raporunu sundu. Türkiye'nin 7 bölgesinde 72 üretim devrimi kurultayını tamamladık. Son 46 kurultayımıza Türkiye'nin bütün üreten kesimlerinden 5114 üretici katıldı. Son 6 ayda 2000'e yakın biz e, muhtarla temas ettik. 400'e yakın köy ziyaret ettik. 20.000'e 20 yakın esnaf ve e, ev ziyareti yaptık. Vatan Partisi üretim devrimi kurultaylarına 2022 yılında da tüm hızıyla devam edecek. Bunun 4 katı, 5 katı, 6 katı bir çalışmayla Vatan Partisi üretim devrimi kurultaylarına devam edecek ve çok geniş bir yelpazede. Şimdi hem esnaf kurultayları ve ağırlıklı olarak sanayicilerle buluşacağımız çünkü o da Türkiye'nin lokomotifi ve çok önemli şimdi Türkiye'nin içine girdiği süreçte sanayicilerimiz mesela Ankara'da 22 Ocak'ta. Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçay'ın katılımıyla OSTİM'de sanayicilerimizle çok güçlü, gümbür gümbür bir sanayici kurultayı yapacağız. Bursalı kurultaylar sürecinin Vatan Partisi'ni büyüten bir süreç olduğunu söyledi. Örgütlenmeye ilişkin önemli bilgiler verdi. Tabii bu e, Vatan Partisi'ni çığ gibi büyüten bir süreç. Son 6 ayda Güneydoğu ve Doğu'dan başlayarak Siirt, Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Ardahan, Muş çözüm orada, ışık orada onu görüyor. Ee, tabii Vatan Partisi'ne katılıyor. Bu vesileyle de milletimizi Vatan Partisi'ne davet edelim. Yani zorlukların üzerine gülerek giren, elini taşın altına en önce koyanların partisi Vatan Partisi. Bizler belki bu genç yaşlarımızda Vatan Partisi'nin olmanın da... E, mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çıkış yolu programında gündemi de değerlendirdi. ABD'nin Türkiye'yi kuşatma planlarına dikkat çeken Perinçek, Amerikan planlarının uygulayıcılarınınsa Millet İttifakı partileri olduğunu vurguladı. Sandıkta iki seçenek var. Biri CHP'nin merkezinde bulunduğu İyi Parti ile beraber işte PKK'sı, FETÖ'sü ile beraber bir kaos planı. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri vardır ve sandıktan bu seçeneğin çıkması için Müdahaleler yapacaktır, yapacaktır, seyretmeyecektir. Türkiye'nin zorlu bir döneme girdiğini belirten Perinçek, önümüzde iki seçenek var dedi. AK Parti iktidarının Türkiye'nin önündeki zorlukları göremediği için süreci tek başına yönetemeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin tek başına AK Parti hükümetiyle ve bugünkü AK Parti e, siyasetleriyle ve programıyla devam etme şansı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki zorlukları arkada bıraktık. Bunu söylediği anda zaten AK Parti'nin Türkiye'yi tek başına yönetemeyeceği ortaya çıkmış oluyor. Önündeki zorlukları görmüyor. Doğu Perinçek, Türkiye'nin önünde üretim devrimi dışında bir seçenek olmadığını belirtti. Vatan Partisi, ABD'nin kaos planına karşı savaşa, savaşa savaşa hükümet olacak dedi. Bu kaos planı göğüslenerek Türkiye'de hükümet olunur ve hükümet devam ettirilir. Vatan Partisi bu kaos planıyla savaşa 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 hükümet olacak bu kaos planını bozarak hükümet olacağız. Yani Türkiye'nin önünde üretim devrimi dışında bir seçenek yok. Kaos diye bir seçenek yok. Bütün yollar üretim devrimine çıkar. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ekonomi gündemini de değerlendirdi. Enerji sektörünü yeniden kabulaştırmanın şart olduğunu vurgulayan Perinçek, yurt dışına kaçırılan döviz tasarrufları ile ilgili çözümünü açıkladı. Türkiye'nin dışarıda 300 bazılarına göre 400 milyar dolar İsviçre'de şurada burada birikimleri var. 300 milyar dolar getirilir Evet getirilir. Güçlü devlet, güçlü hükümetle de Vatan Partisi getirir. Bu milletin alın terini siz dışarıda döviz olarak tutamazsınız. Buna izin vermiyoruz. Bunlar hep devrimci uygulamalar. Türk milletinden Vatan Partisi olarak yetki istiyoruz. Biz bunları yapacağız ve yaparız. Açık söyleyeyim. Evet e, bu arada dün anlatmıştık. Haberi varsa e, verelim. E, bu kaos planının tezgahlayıcıları kimler Türkiye'de? ABD'deki Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Policy, Foreign Affairs e, pardon. Erdoğan ve Türkiye hakkında siyasi analiz raporu yayınladı. Erdoğan için oyunun sonu. Adını taşıyan makalede genel seçimlerde Millet İttifakı'nın kazanacağı savunuldu. Öyle bir savunuyor ki adam arkadaşlar. Ya orayı okumuyorum, niye götürüyorsun? Dur dur bir. Öyle bir savunuyor ki Erdoğan kesin kaybediyor. Muhalefet kesin kazanıyor. Neye dayanarak bunu yazıyor onu da anlamıyorum. Ve iktidarı devrilmesi için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a af teklif edilmesi öneriliyor haberde. HDP'nin de içinde gösterildiği Millet İttifakı'nın adayı olarak İmamoğlu, Yavaş ve Akşener'in öne çıkarıldığı makalede Türk Silahlı Kuvvetleri için kışkırtıcılık hedefleniyor. Erdoğan için oyunun sonu. ABD'deki Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs'te 2023'te yapılacak genel seçimler hakkında Soner Çağaptay'ın yazdığı makale Erdoğan için oyunun sonu adını taşıyor. Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli uzman olan Çağaptay, ...gelecek genel seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimleri kazanacağını iddia etti. Seçimlerin ardından olası senaryoları yazdı. Çağatay, just... eski ABD Başkanı Donald Trump'ı hatırlatarak... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybettiğinde sonucu kabul etmeyeceğini... ...ve Trump taraftarlarının kongre baskını olayının bir benzerinin... ...Türkiye'de yaşanabileceğini iddia etti. <laughs> Yeni Sultan, Erdoğan'ın imparatorluk kitaplarının yazarı Çağatay... Millet İttifakı'nın seçimlerde galip geleceğinden o kadar emin ki makalesinde tartıştığı esas konu Türkiye'de iktidarın nasıl el değiştireceği. Foreign Affairs'teki makalede Erdoğan'ın daha önceki seçimlere girerken muhalefetin dağınık olduğu ancak bu kez bir araya geldiklerini yazıyor. <laughs> That we support opposition leadership. ABD Başkanı Biden da göreve gelmeden önce Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalif liderleri destekleyeceklerini ifade etmişti. Mevcut muhalefet bloğu iki grup arasındaki ittifaka bağlı. Laik, Solcu CHP ve Merkez Sağ'daki Milliyetçi İyi Parti. HDP ve Saadet Partisi de bu ittifakı gayri resmi olarak destekledi. Siyasi olarak bu partiler birçok konuda birbirlerinden çok uzaktalar ancak Erdoğan'ı yenme arzusunda giderek daha fazla birleşiyorlar. Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli uzman olarak görev yapan Soner Çağaptay, makalesinde özellikle üç kişinin adını öne çıkardı. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Mevcut kamuoyu yoklamalarına göre hem CHP'li belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş, hem de Milliyetçi İyi Parti'nin lideri Meral Akşener, iki turlu Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'ı yenecek. Üçü de muhalefetin genel liderliği için yarışıyor ancak yakın zamanda Türkiye'ye yaptığım bir gezide her birinin ikinci turda Erdoğan'a karşı önde gideni destekleyeceğini öğrendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetinin seçimi kaybetmeleri durumunda iktidarı devretmeye yanaşmayacağını iddia eden Çağaptay, iktidarın el değiştirmesi için yöntem önerdi. Çağatay, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresi için bir af seçeneği sunabileceğini, bu sayede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenilgiyi kabul edebileceğini savundu. Forun Affairs yazarının dikkat çeken bir diğer önerisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Millet İttifakı arasında yapılacak bir anlaşmada garantörlük yapması. Çağatay, yetki devri konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ni de göreve çağırdı. Çağatay, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yetki devrini sağlamak için yaptırım tehdidini kullanması gerektiğini yazdı. Evet bu kaos planları, bu yaratıcı yıkıcılık planları böyle hazırlanıyor, böyle kamuoyunun gündemine sunuluyor. Yalnız bilmedikleri bir şey var. Bu arkadaşlar nereden arkadaş oluyorsa o da ayrı mesele bir, Türk milletini tanımıyorlar. İki, Türk ordusunu 5 sene önceki, 6 sene önceki e, ordu zannediyorlar. Üç, e, polisi tanımıyorlar. Çünkü 5 sene, 6 sene önce e, ordunun da polisin de içinde FETÖ'cü kaynağı oldu. Türkiye bunları sildi, attı. Türk milleti 2016 gecesi nasıl büyük bir millet, 15 Temmuz 2016 gecesi nasıl büyük bir millet olduğunu bir kere daha kanıtladı. Siz bir takım devletçiklerde yaptığınız bu yaratıcı yıkıcılık kaos planlarını Türkiye'de uygulayamazsınız, onu söyleyeyim. Ha bu arada sonere bir lafım var. Soner sen Türkiye'ye mi geldin ya? Haberden öyle öğrendim bir ara. Yakın bir geçmişte Türkiye'ye geldim dedin. Bilmem ne. Beni niye aramadın? Ha ben seni Darüşşafaka'da öğrenciyken alıp hafta sonu ee, çıkartayım, yemekler yedireyim, elinden tutayım, gezdireyim. Ondan sonra sen bana Halil abi, Halil abi de sonra Türkiye'ye gel, beni arama. Arayamaz ki. <laughs> Bilir, yatırırım dizime basarım, kıçına kıçına şapla. Ee, ya <laughs> yavrum sen nasıl bu kafaya sahip oldun ya? Yani saf masum bir Anadolu çocuğuydun Darüşşafak'a kadarken. Bilmiyorum ki. Şimdi yaratıcı yıkıcılık böyle uygulanıyor. Peki, siyasi ee, siyasi partileriyle mi yapılıyor bu başka şeylerle mi? Hepsiyle birden yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Aydınlığın baş yazısı, Mustafa İlker Ücelin baş yazısı bu konuda bize fikir verebilir. Kemal Kılıçdaroğlu sık sık şu iddiada bulunuyor. Türkiye'de can ve mal güvenliği yok. Bu açıklama can ve malımızın en büyük düşmanı FETÖ ve PKK'nın kaçacak delik aradığı süreçte yapılıyor. Son döneme yakından bakalım. 2015'te terör örgütleri bomba patlatma olanağı buluyordu. Tam 13 saldırıyla yüzlerce vatandaşımızı katlettiler. 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında Ankara bombalandı. 251 vatansever şehit edildi. Türkiye'yi ABD karşısında yalnız bırakmak için 19 Aralık 2016'da Rusya Büyükelçisi Karlov'u canlı yayında hedef aldılar. Türkiye can ve mal güvenliğini sağlamak için bu acı tecrübelerden dersler çıkararak ABD destekli terör örgütlerine karşı tarihi bir mücadeleye girişti. Bu süreçte Gradyo şefleri de Türk yargısının pençesinden kurtulamadı. Peki CHP can ve mal güvenliğini sağlama mücadelesinin neresinde? CHP yönetimi ABD Başkanı Biden'a demokrasi güçlerini destekleme çağrısı yaparak, PKK'nın partisi HDP'yi kurtarmaya çalışarak, yargı kararlarına bakılmaksızın KHK'lıları tekrar kamuya alacağını duyurarak ve ekonomide güvensizlik iklimi yaratmaya çalışarak bu mücadelenin tam karşısında olduğunu ilan etti. Bu durumda 150'si general 24 bin FETÖ'cünün TSK'ya geri döndüğünü, 30 bin FETÖ'cünün emniyete tekrar girdiğini, atılan 4 bin savcı ve hakim FETÖ'cünün hüküm makamına getirildiğini düşünün. Bir de bunun üstüne PKK memuru Selahattin Demirtaş ve Soros kuvvetlerinin serbest bırakılarak bölücü ve yıkıcı çalışma yaptığını ekleyin. Can ve mal güvenliği böyle mi sağlanır? Buna belki bonzai etkisindekiler ses çıkarmaz ama Şırnak ve Hakkari dağlarında şu sıralar rahat rahat gezen dağ ceylanlarımız, dağ keçilerimiz ve koyunlarımız bile karşı çıkar demiş Mustafa İlker Yücel işte yaratıcı yıkıcılık programı budur. Başka da bir şey değildir. Peki. Şimdi geçelim e, pratik olgumuza e, bugün Kazakistan'da yaşananlara. Kazakistan'da ne oluyor? Türkiye gazetesi Karanlık El Kazakistan'da demiş. Hemen bir bakalım. Hemen bir bakalım. Türk konseyi kurucu üyesi Kazakistan'da e, gaz zammına tepkiler sistem karşıtı isyana dönüştü. Protestocular her yere ateşe verip yağmaladı. 8 polis hayatını kaybetti. 317 kişi yaralandı. LPG fiyatı 60 tengeden 120 tengeye çıkınca sokaklar hareketlendi. Tepkiler sonrası fiyat 50 tengeye indi. Buna rağmen gerilim daha da tırmandı. Şimdi amaç LPG fiyatını düşürmekse, LPG fiyatını protesto etmekse tepkilerden sonra 50 tengeye inmiş. Yani eski bulunduğu yerden de aşağıya inmiş. Buna rağmen gerilim daha da tırmanıyor. İşte o orada iş bozuluyor. Hükümet istifa ediyor. Ama olaylar yine devam ediyor. Ülkede olağanüstü hal ilan ediliyor. Eylemciler sistem değişikliğinin içinde yer aldığı 5 maddelik siyasi talepte bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tokayev, Güvenlik Konseyi Başkanı olarak sert müdahale edeceğim uyarısı yaptı. Ardından da Rusya'nın başında olduğu kolektif güvenlik anlaşması örgütünden destek isteyeceğini açıkladı. Böylece Rusya resmen Kazakistan'a adım atmış olacak Ankara sağduyu çağrısı yaptı. Abi bak Burada ayrıca ne görüyoruz? Haberi yazan beyefendinin Sovyet döneminden kalma ya da Türk-Rus savaşı döneminden kalma Moskov düşmanlığı duygularının da hemen ortaya çıktığını görüyoruz. Böylece diyor Rusya resmen Kazakistan'a adım atmış olacak. E Zaten Kazakistan çağırıyor, gel diyor ve sadece Rus askerini çağırmıyor ki onların hep birlikte ortak oldukları bir örgüt var. Nedir o örgüt? E, kolektif güvenlik anlaşması örgütü Hani Ermenistan istemişti ya gelsin Kolektif güvenlik e, örgütü Azerbaycan'a karşı bizi korusun diye Ne demişti Putin yok Savaş Ermeni topraklarında olmuyor O yüzden Kolektif güvenlik örgütü gelemez buraya demişti Şimdi Kazakistan yönetimi çağırdığı için bunlar oraya gidiyor Peki başka nasıl anlayabiliriz bu olayı? Bir şeye bakalım hemen. Kazakistan karıştı. Önce Aydınlık, sonra Yeni Şafak, sonra Hürriyet, Cumhuriyet ve Sözcü'nün haberlerine bakacağız sırasıyla. Kazakistan karıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı akaryakıt zamını protestolarının şiddete dönüşmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde iki haftalık olağanüstü hal ilan etti. Almatı'da polis araçlarına ateşe verilmesinin ardından kalabalığı engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandı. Hükümetin istifası kabul edilirken Ali Kanz, e, Smailov'u e, geçici olarak yeni başbakan atadı demiş. Haberin devamına da bakalım arkadaşlar. Kazakistan Cumhurbaşkanı akaryakıt zammı protestolarının şiddete dönüşmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde iki haftalık olağanüstü hal ilan etti. Ülkenin çeşitli bölgelerinde kitlesel eylemler meydana geldi. Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da polis araçların ateşe verilmesinin ardından kalabalığı engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından çarşamba günü yayınlanan bir kararname ile hükümetin istifasını kabul etti. Ayrıca ülkenin başbakan yardımcısı Ali Kansmailoğlu geçici, geçici olarak yeni başbakan olarak atadı. Akaryakıt fiyatlarının iki katına çıkmasının ardından 2 Ocak'ta protestocularla polis arasında sert çatışmaların yaşandığı bir petrol merkezi olan Zanaozen kasabasında binlerce kişinin katıldığı eylemler patlak verdi. Göstericiler, eyalet merkezi Aktau ve Kazakistan'dan büyük petrol üreticisi Tengiz Şevroyil'in taşeronlarının kullandığı bir işçi lojmanında dahil olmak üzere çevredeki Mangistau Eyaleti ve Batı Kazakistan'ın diğer bölgelerine de yayıldı. Tokayev salı günü görüntülü yayınladığı bir mesajda protestocular tarafından devlet dairelerine yapılan saldırıların kesinlikle yasa dışı olduğunu söyledi. Almatı ve Batı'daki e, Mangistau Eyaleti'nde acil durum ilan edildi resmi belgelere göre. Buradaki acil durum önlemleri gece sokağa çıkma yasağı ve toplu toplantı yasağını içeriyor. Tokayev kolluk kuvvetlerine kamu düzeninin ihlal edilmemesi talimatını verdi. Göstericiler diyaloğa girmek için sorumluluk ve isteklilik göstermeli ifadelerini kullandı. Bu arada arkadaşlar bunlar yapılırken dün ve e, önceki gece e, şöyle haberler yayıldı e, Batı basını tarafından. İşte e, askerler göstericiler tarafından esir alınıyor. E, polislerden bazıları silah bırakarak göstericilerin yanına geçti. İşte işte kurşun sıkıyorlar sivillere falan diye. Bakın hiç öyle bir şey yok. Salı gecesi Almatı'da yaklaşık bin protestocu toplandı. AFP haber ajansı çatışmalarda çevik kuvvet polislerinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca ülke genelinde internet kesintileri olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Tokayev salı günü geç saatlerde yetkililerin ülkede istikrar sağlamak için yakıt için daha düşük fiyatları geri getireceğini açıkladı. Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal e, oğlu e, konuyla ilgili Tokayev'in açıklamalarını Twitter hesabında paylaştı. Saparbekoğlu, e, Cumhurbaşkanı Tokayev'in ülkedeki protestoların oluşmasında sorumlu e, olanların altını çizdiğini belirtti. Büyükelçi Tokayev'in akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı protestoların oluşmasına yol veren hükümet ve özellikle Enerji Bakanlığı Kazmunay Gaz... Kazak gaz birinci derecede suçludur ifadelerini paylaştı. E, Mangistau ilindeki gaz işletme e, tesisi müdürünün gözaltına alındığını da e, aktaran büyükelçi, Mali İzleme Ajansı İşletme Tesisi İdaresinin gaz fiyatına temelsiz zam getirdiği ile ilgili açıklama yapıldığını ve olayla ilgili ön soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Büyükelçi Cumhurbaşkanı Tokayev'in Almatı şehri ve Mangistao bölgesinde olağanüstü hal ilan edildikten sonra durumun kademeli olarak iyileşeceğini kaydetti. Ayrıca Büyükelçi Tokayev'in durumu istikrara kavuşturmak için gerekli talimatlar verildiğini ve bu durumda temel sorumluluğun görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getiren İçişleri Bakanlığı Özel Harekat Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlar'da olduğunu ifade etti. Burada da ne anlıyoruz? Anlaşılan orada da bir özel gaz şirketi var. ya yani öyle anlıyorum doğruysa. Sorumsuzca doğalgaza zam yapmış. Şimdi Kazakistan'daki fetö faaliyetlerinde düşünün ama dur oraya geliriz şimdi hangi gazete nasıl bakıyor olaya biraz da o açıdan bakalım Hürriyet gazetesine göre ne olmuş ee, şeyde ee, Kazakistan'da akaryakıta zam ülkeyi karıştırdı Kazakistan'da huzursuzluk Kazakistan'da yeni yıl olaylı başladı akaryakıt zamları üzerine birçok kentinde protestolar düzenlenen ülkede olağanüstü Hal ilan edildi Eski lider Nazarbayev'in güvenlik konseyi başkanlığından alınması bile sokakları sakinleştiremeyince Rusya'dan yardım istendi. Olaylarda 8 güvenlik görevlisi öldü. Bakın ee, lütfen please dikkat edin e, anadın mı? Biraz karıştı işler please lütfen anadın mı bilmem ne ama. Bakın 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybediyor. Göstericilerden hayatını kaybeden haberine rastlamadım henüz. 2- Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışıyorlar. Her yerde aynı şeyi yapıyorlar. Türkiye'de Atatürk'ün heykellerine saldırıyorlar. Irak'ta Saddam Hüseyin'in heykelini yıktılar. Simge gibi bir olaydı. Rusya'da Lenin heykellerine saldırdılar. Kazakistan'da kurucu cumhurbaşkanı Türk milletinin, Türk devletlerinin akil adamı, ak saçlısı Nur Sultan Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışıyorlar. Demek ki hikaye belli. Hikaye belli. Peki e, Hürriyet gazetesine göre bütün mesele bu şeyden mi kaynaklanıyor? E, doğalgaz zammından mı? LPG zammından mı? E, bakarsan öyle. Çünkü başka bir teori, başka bir e, iddia yok ortada. E, biz de öyle okuruz. E, o zaman bir de şeye bakalım Yeni Şafak'a onlar nasıl görüyor? <laughs> Kazakistan'da o hal demiş, hükümet istifa etti. 10 Ocak'ta ABD ile Rusya görüşmeleri öncesinde Kazakistan protestolarının hedefinde LPG fiyatlarındaki artış bahanesiyle başlayan ancak yapılan zammın geri alınmasına rağmen devam eden protestolar. En büyük şehir Almatı ve diğer şehirlere yayıldı. Göstericiler havalimanlarını ele geçirdi. Gösterilerde 8 kişi öldü. Ülkede 15 gün olağanüstü hal ilan edildi. Cumhurbaşkanı Tokayev halka sükunet çağrısında bulundu. Burada kuşkulu bir durumdan söz ediyor Yeni Şafak. Tamam diyor LPG fiyatlarıyla ancak zam geri alındı. Ama protestolar devam etti. Şimdi... Şimdi... Şüpheli isim devrede diye bir başlık var. Hemen şuraya bakalım arkadaşlar. Biraz yukarı çıkın. Evet. Şimdi şuradan itibaren bakalım. Önceki gün ülkenin en büyük şehri Almatı'yı da etkisi altına alan protesto gösterileri yapılan zammın geri alınmasını e, hükümetin istifası ve 15 günlük olağanüstü hal ilanına rağmen sürdürdü. Almatı ve Aktao'da havalimanlarını protestocuların ele geçirmesi nedeniyle bu şehirlerde uçak seferleri durduruldu. Almatı Havalimanı, düzenlenen özel operasyonla protestocuların elinden alındı. Başkent Nur-Sultan'a da uçuşların durdurulduğu iddia edildi. Ukrayna üzerinde Batı Rusya bile güreşin devam, Batı ve Rusya bile güreşin devam ettiği bir dönemde Kazakistan'da bir anda alevlenen protestolar soru işaretlerine neden oldu. Kilit gelmeye başladı. ABD ve Rusya arasında 10 Aralık ABD ve Rusya arasında Pardon, 10 Ocak'ta yapılacak Ukrayna başlıklı zirvenin hemen öncesinde Orta Asya'nın kilit ülkesi Kazakistan'da yönetimi doğrudan hedef alan protesto dalgasının Afganistan sonrası bölgede yeni güç mücadelesinin bir yansıması olduğu iddia ediliyor. Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan Kazakistan son dönemde sadece Rusya ile değil Çin ile de ilişkilerini geliştirecek adımlar atıyordu. Ülke nüfusunun %20'si Ruslardan oluşuyor. Son dönemde Rusya'dan Sultan yönetimine yönelik çıkışlar geliyordu. Kazakistan'daki protestoların arkasındaki kaçak Kazak iş adamı Muhtar Abilyazov'un olduğu öne sürülüyor. Geldik isimlere. BTA Bank'ın firari eski başkanı Abilyazov'un adı 2013'te Kazakistan'ın talebi üzerine Fransa'daki iade davası ile gündeme gelmişti. Kazakistan'ın kurucu lideri Sultan Nazarbayev ve muhalefetin başını çeken isim olarak bilinen Abilyazov, Rusya tarafından zimmete para geçirme suçlamasıyla gıyaben 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Abilyazov'un halen Fransa'da ikamet ettiği düşünülüyor. E madem adamın böyle kirli işleri var Fransa niye e, Kazakistan'a iade etmiyor Abilyazov'u? Etmezdi ondan. Çünkü bir, Adamın parası var. Adamın parasını kullanacaklar. İki, adam avuçlarının içinde. Üç, Abilyazov eliyle, onun parası eliyle Kazakistan'da ne isterlerse yaptıracaklar. İşte yaptırıyorlardı. Dün ülkenin eski başkenti Almatı'da protestocular polise karşı demir çubuk kullanarak valilik binasına girdi. Gösteri alanlarına plakasız araçlarla çok sayıda kişinin bırakıldığı görüldü. Hoppa! Geldi kontrgerilla. <laughs> geldi gradyo gösteri alanlarına plakasız araçlarla çok sayıda kişinin bırakıldığı görüldü. Alanda polis ve askeri araçlar ateşe verildi. Göstericiler şehrin merkezindeki Almatı Eyalet Valiliği binasına girerek ateşe verdi. Kimler? Göstericiler. Hangi göstericiler? Plakasız araçlarla çok sayıda bırakılan göstericiler nasıl? Şahane değil mi? He? Geldi, 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 dayandı. Verdi. Kazakistan kontrgerilasına iş. Şimdi şimdi bir adım daha gidebiliriz artık. Ee, bu durumda Sözcü gazetesine çok da fazla bakmaya gerek yok. Çünkü o da sadece işte LPG fiyatları arttı, böyle oldu diyor. İyi de Arap Baharı da e, Tunus'ta e, bir e, seyyar, satıcının kendini yakmasıyla başlamıştı. Mesele böyle olmaz, böyle açıklanmaz. O zaman ne yapacağız? O zaman bundan iki sene öncesine gideceğiz. ABD Kazakistan'da darbenin temellerini atıyor demişti iki sene önce Mehmet Perinçek. Onun neler söylediğine bakacağız. İki sene önce yaptığı uyarılara bakacağız. Bakalım. Washington, Türkiye'nin Çin ve Çin'in ve Rusya Federasyonu'nun Orta Asya'daki egemenliğinin artmasını engelleme konusunda kararlı bir şekilde çalışmalarda bulunmaktadır. Kazakistan'da siyasal değişim süreci gerçekleştiğinden ABD, dost Türk ülkesinde hükümet darbesi senaryosunu sahnelemeye çalışmaktadır. Ne zaman söylemişler bunu? İki sene önce. Şimdi dikkat buyurun. ABD tarafından planlanmış ve finanse edilmiş 15 Temmuz darbe girişimi. CIA ile FETÖ arasındaki ilişkiyi çok net bir biçimde gösterdi. Ancak Washington, Kazakistan'daki hükümeti değiştirerek ve bitişik ülkelerde turuncu devrimler gerçekleştirerek Türkiye'deki durumu etkileme fikrinden vazgeçmemiş olabilir mi? Bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. 2019 yılının Ekim ayının sonunda Türkiye'nin dört ilinde ve özellikle İzmir'de darbe girişimi davası ile ilgili tahkikat kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınmış 16 kişiden biri olan Zehra Bozkurt'un sorgu sırasında hareketin üst idarecilerinden biri olan Mustafa Özcan'ın kendi babası olduğu ortaya çıktı. Bahse konu kişi yani Zehra Bozkurt ilk önce 6 gizli imam, sonra 12 gizli imamdan oluşan organın üst düzey üyesiydi. Özcan kendisine yüklenen anayasal düzenin temellerini yıkma girişiminde bulunma ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından dolayı aranıyor. ABD tarafından Türkiye'de düzenlenmiş darbe girişiminden sonra uzun zaman boyunca Kazakistan'da saklanan Özcan, Türk-Kazak eğitim kurumları üzerinden FETÖ'ye eleman kazandırmakla meşguldü. FETÖ'nün bağlı olduğu CİA'nın Kazakistan'a duyduğu ilgi çok büyük. 2017 yılında yayınlanmış ABD'nin ulusal güvenlik stratejisinde Orta Asya'nın ABD'nin ulusal güvenliğine meydan okuduğunun ve ulusal güvenliği için imkan yaratabileceğinin belirtilmesi, Washington'un Orta Asya bölgesine devamlı ilgisini göstermektedir. Malumunuz olduğu üzere Türkiye'yi Kazakistan ve bölgenin diğer ülkeleri Tacikistan hariç ülkeleriyle birleştiren unsur Türklüktür. Bundan başka Kazakistan Türk dilinin konuşulduğu ülkeleri birleştiren uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi'nin üyesidir. Teşkilatın merkezi Ankara'da bulunmakta olup Türksoy'un ana amacı Türk halklarının ortak maddi ve kültürel mirasının korunması, geliştirilmesi ve gelecekteki nesillere iletilmesini sağlamaya yönelik Türk halklarının işbirliğidir. Halkının yaklaşık olarak %70'inin Müslüman olduğu Kazakistan'ı Türkiye Cumhuriyeti ile birleştiren diğer unsur dindir. Bu yüzden ABD'nin Kazakistan'ı hükümet darbeleriyle renkli devrimlerin fitilini ateşleyebilecek ve Orta Asya'nın Türk devletlerindeki durumunun istikrarsızlaştırılması için kullanılabilecek güçlü bir enstrüman olarak görmesi çok mantıklıdır. ABD Türkiye'de olduğu gibi öncelikle Kazakistan silahlı kuvvetlerinin özellikle çavuş ve subaylardan oluşan muhalif kuvvetlerine dayanacaktır. <laughs> Harika. Evet, demek ki ABD Kazakistan'da da orduda e, örgütlenmiş. Bunun için ABD, Nur Sultan ile Washington arasındaki işbirliğinin çok önemli yönünü teşkil eden kapsamlı askeri eğitim programını gündeme getirmiştir. İnşaatı 2016 yılının Eylül ayında tamamlanmış olan Pentagon tarafından kontrol edilen Amerikan Biyolaboratuvarı'nın Almata şehrinde faaliyette bulunması da özel endişe uyandırmaktadır. Laboratuvarın resmi olarak beyan edilen, edilen amacı bulaşıcı hastalıklar diagnostiği, araştırmaların yapılması, özellikle tehlikeli virüs türünün muhafazası, aşı geliştirilmesi vesaire. ABD bahse konu tesisinin inşaatına 130 milyon dolar harcamıştır. Fakat biyolaboratuvar sadece ABD'nin savunma kurumunun menfaatine çalışmakta olup ne herhangi bir anda gerek Kazakistan'daki gerekse bitişik ülkelerdeki epidemiyolojik durumun destabilizasyonu destabila için kullanılabilecektir. Dördüncü askeri işbirliği planı olan 2018-2022 yılları askeri işbirliği planının 5 Temmuz 2017 yılında imzalanması, Kazakistan'la ABD ve NATO arasındaki askeri işbirliğinin devam edeceğinin habercisidir, belirtisidir. Şimdi düşünme arkadaşlar Rusya açısından durumu. Burnunun ucunda Ukrayna'ya NATO'yu sokmaya çalışırken ABD ve bu neredeyse savaşa sebep olabilecekken hemen dibinde arkasındaki Kazakistan'da NATO birdenbire peydahlanı veriyor. <laughs> Olacak iş değil. Bu husus ABD'nin Türkiye'nin Orta Asya'daki egemenliğine karşı güçlü bir denge oluşturmasında Kazakistan'ın önemini ortaya koymaktadır. Askeri işbirliği programlarına ve muhalif hareketlerin desteklenmesine ABD tarafından fazla kaynak harcanmaktadır. Şimdi buyurun bir e, önemli nokta daha. ABD resmi olarak Kazakistan hükümetine 2002 yılında hemen hemen 53 milyon dolar 2003 yılında 47 milyon dolar, 2004 yılında 36.2 milyon dolar tutarında parasal yardımda bulunmuştur. Ayrıca 2003 yılında ABD'nin hükümet makamları çeşitli programlara 92 milyon dolar harcamıştır. 2010 yılındaki duruma göre Kazakistan'a gönderilen parasal yardımın toplam tutarı 649 milyon dolara ulaşmıştır. 2014 yılına kadar ABD tarafından güvenlik alanındaki yardıma 148 milyon dolar daha harcanmıştır. Adam yerleşiyor Kazakistan'a resmen ya. Washington, Türkiye'nin, Çin'in ve Rusya Federasyonu'nun Orta Asya'daki egemenliğinin artmasını engelleme konusunda uzun süredir kararlı bir şekilde çalışmalar, çalışmalarda bulunuyor. Bu amaçla Avrasya Ekonomik Birliği'nin kurulmasına ve Çin'in bir kuşak bir yol projesine karşı, Orta Asya'nın 5 ülkesinin etkileşiminin ABD tarafından kontrol edilmesinde kullanılan 5 artı 1 formülü geliştirilmiştir. Askeri işbirliğinin yanında ABD Dışişleri Bakanlığı kendi fonları ve muhalefet destekleme programları üzerinden net olarak ABD yanlısı görüşe sahip çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetini finanse etmektedir. Son yıllarda Kazakistan sınırları içinde faaliyet gösteren Amerikan STK'larının sayısı adım adım artmaktadır. Bu STK'ların asıl yabancı finansman kaynakları arasında dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirdiği yıkıcı projeleriyle bilinen Soros Vakfı ve Amerikan gizli servislerine sıkı bir şekilde bağlı olan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID yer almaktadır. Bahse konu olan ajans sadece 2015 yılında etkili yönetim desteği inisiyatifi projesi kapsamında gerçekleştirilen programa 2.2 milyon dolar tutarında hibe sağlamıştır. 2020 yılında polise sağlanan parasal yardım ve Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerinin görecekleri eğitim programlarının toplam tutarı 1 milyon 700 bin dolara ulaşacaktır. Özellikle bu örgütler ve Kazakistan'da bulunmakta olan diğer uluslararası fonlar ve demokrasi geliştirme ajansları NDI, NED, Türkiye, Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan'da gerçekleştirilmiş hükümet darbelerinin sponsorları arasında yer almaktadır. ABD, Kazakistan'da faaliyet gösteren birkaç muhalif STK'yı açık bir şekilde finanse etmektedir. ABD yanlısı Yeni Kazakistan Hareketi, 2019 yılının Haziran ayına kadar etkin faaliyette bulunmuştu. Brüksel'de düzenlenen kuruluş toplantısından hemen sonrasında, Yeni Kazakistan heyeti Washington'u ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakanlığı Güvenlik Konseyi, ABD Senatosu USAID ve bir sürü araştırma merkezine misafir oldu. Muhalefet parlamento seçimlerine katılmayı planlamakta ve resmi olarak tescil edilmiş Akikat Sosyal Demokrasi Partisi ile birlikte Paris'te ortak konferans düzenlemişti. Fakat 2019 yılının Haziran ayında Yeni Kazakistan hareketi dağıtıldı. Yeni Kazakistan'ın yerini Uyan Kazakistan Hareketi, Cumhuriyet Hareketi ve Özgür, Özgürlük Kanatları Fonu'nun üyelerinden oluşan Cumhuriyet isimli hareket yer aldı. Uyan Kazakistan Hareketi'nin kuruluş deklarasyonu 5 Haziran 2019 tarihinde 4. Soros Vakfı'nın ve diğer yabancı merkezlerin en etkin üyeleri olan 5 kişi tarafından sunulmuştu. 5. kurucu Amerikan Kurumu Ulusal Dış İlişkiler Enstitüsü'nün NDI'nin eski koordinatörü ve Agit Ukrayna gözlem misyonunun üyesi Dimash Alyanov adlı siyaset bilimci. Hibe sağlayan ABD kurumlarıyla yakın ilişkiler diğer yerlerde de mevcut. Özgürlük kanatları hareketiyle Soros Kazakistan Vakfı arasındaki ortaklıkta tespit edildi. Özgürlük kanatları hareketinin son gerçekleştirdiği projeler, projelerden en az 5'i ABD Büyükelçiliği Soros Vakfı Freedom House'un sağladığı parasal destekle gerçekleştirildi. Uyan Kazakistan Hareketi'ni destekleyen Kazak muhalif web sitesinin sahibi Timur Nusimbekov en az iki yıl boyunca Almatı şehrinde eski asker ve şu anda Dışişleri Bakanlığı görevlisi olan Şez Martin ile temasta bulunmaktadır. Martin siyasal süreçlerin yönetimine de Expose Network adlı NATO'nun kötü şöhretli bilgilendirme ve propaganda projesine de katılmıştı. Buna paralel olarak açık kaynaklarda Nusim Uyan Kazakistan ilerideki liderleriyle sıkı temaslarda bulunduğunun belgelerle kanıtlanmış delilleri bulundu. 2018 yılında NET tarafından sağlanan hibe ile finanse edilen Kazakistan Gençlik Bilgilendirme Dairesi adlı STK, seçimlerde ihlal konusunun promosyonu için fazla çaba göstermiş, bahse konu olan kuruluşun genel müdürü ise Uyan Kazakistan Hareketi'nin eylemlerinin moderatörü olmuştu. NET tarafından finanse edilen kurumlar arasında diğer Kazak STK'ları da yer almıştı. ABD muhalif eylemcilerini finanse ederek siyasi krizin ortaya çıkması durumunda Kazakistan'daki siyasal süreçleri hızlı bir şekilde müdahale imkanı elde etmeye çalışmaktadır. Ayrıca gerek eski Sovyet Cumhuriyetlerinde gerekse birkaç Müslüman devlette olduğu gibi ABD'nin böyle bir krizin ortaya çıkmasını desteklemesi de mümkündür. Evet, 3 aşağı 5 yukarı neyi anladık? ABD 2000'den beri neredeyse 2002'den beri falan çok yoğun bir örgütlenme faaliyeti içinde Kazakistan'da. Sivil toplum kuruluşlarını besliyor, ordudaki askerleri besliyor, polise para veriyor, hükümete para veriyor. Ve bu arada Kazakistan'da FETÖ var. Yani çok yönlü bir girişim. Neden? Çünkü Asya yükseliyor, Avrasya yükseliyor. Çin, Rusya, Türkiye, İran yükseliyor. Ve en son zaten Türk Devletleri Teşkilatı kuruluyor. Asya, zaten uzak Asya, Çin vesaire elinden gitmiş. Orta Asya'da elinden gidiyor Amerika'nın. Buna karşı yıllarca hazırlık yapmış. Evet, ne durumdayız? Var vakit değil mi? Yok bugün yorulmadım. <laughs> Devam edeceğim. Müzik falan da istemem şu anda. Arkadaşlar bakın ee, bunu Mehmet Perinçek iki yıl önceden uyarmış. Şimdi biz anlatıyoruz. Ama bakıyoruz. Cumhuriyet gibi, Sözcü gibi bazı gazetelerde hiç bunlardan eser yok. E işte ee, doğalgaz fiyatları artmış, halk da isyan etmiş. Bu kadar. Halbuki iş öyle değil. Adam bizimkilerin buradan göremediğini adam ta binlerce kilometre öteden görüyor. Pepe Escobar. Çok önemli bir gazeteci. Ve diyor ki bakın diyor Kazakistan olaylarını kimler kışkırtıyor, kimler finanse ediyor. Neydi? Gazeteci Pepe Escobar, Kazakistan'daki karmaşanın sponsoru İngiliz istihbaratı. Şimdi Amerika tarafını öğrendik, bir de İngiliz tarafı var. Kazakistan'da akaryakıt zammı gerekçesiyle başlayan protestolar kontrolden çıktı. Çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği sokak eylemlerinin tarihi dikkat çekici. Renkli devrimlerle ilgili araştırmalar yapan gazeteci Escobar, Rusya ABD görüşmelerinden hemen önce Rusya'ya karşı yeni bir cephe açtılar yorumunda bulundu. Asya Pasifik, Rusya ve Orta Doğu üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Uzak Doğu'nun etkili gazetecilerinden Pepe Escobar, Kazakistan'daki karmaşanın sponsorunun İngiliz istihbaratı M16 olduğunu öne sürdü. İddiasını bir istihbarat kaynağına dayandıran Escobar, Maydan yani Ukrayna'daki eski devlet başkanı Viktor Yanukovic'in azledildiği darbe süreci. Maydan süreci yeniden yürürlüğe konuldu. Cenevrede önümüzdeki hafta yapılacak olan Rusya-ABD görüşmelerinden hemen önce Rusya'ya karşı yeni bir cephe açtılar. Rusya'yı doğuda oyalayarak batıda geri adım atmaya zorlama niyetindeler ifadelerini kullandı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kazakistan Cumhurbaşkanı... Tamam bunu okumuştuk, bunu okumuştuk. Şimdi e, Pablo Escobar bir de e, Amerika'nın yanına e, şeyi koydu. İngiltere'yi koydu, iş daha da ilginçleşti tabii. Tamam, ona da kabul. Peki, neden bu kadar önemli Kazakistan? Neden Orta Asya'da sükunet çok önemli? Bir de ona bakalım. İsmail Kaplan, Türkiye gazetesinden yazmış. Diyor ki, Kazakistan'daki nümayişlerin daha fazla genişlemeden hal yoluna konulması Orta Asya'nın selameti bakımından elzemdir. SSCB sonrasında nispeten sakin kalabilen bu bölgeye çok dikkat etmeli. Elbette. <laughs> Filler tepişirken en çok çimenler ezilir. 1979 yılında Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ederek Güney Asya'yı büyük çapta huzursuzluğa boğdu. En fazla da bu ülkenin doğu ve güney komşusu olan Pakistan'ı ulusal güvenlik bakımından istikrarsızlığa gark etti. Milyonlarca Afgan mülteci zaten kendi iç problemleri büyük olan Pakistan'ı hepten bir girdaba sürükledi. O gün bugündür Pakistan bir türlü beklediği sosyal huzuru bulamadı. Afganistan'ın ne feci hallere düştüğü ise malum. 40 milyonluk nüfusa sahip ülke, ülkede halkın yarısı, evet yanlış okumadınız, yarısı yardıma muhtaç. Dünyada en şiddetli açlığın hüküm sürdüğü ülkenin adı Afganistan. Birleşmiş Milletler'in bu konudaki acil çağrılarına dünya maalesef gerekli dikkati ve ilgiyi göstermiyor. Şayet Afganistan son 40 yılını emperyalist güçlerin işgali ve iç savaşlarla geçirmeseydi kendi yerüstü ve yeraltı zenginlikleriyle pek rahat geçinebilirdi. Ama buna fırsat vermediler. Afganistan'ın jeopolitik konumu ve zengin ülke kaynakları küresel güçlerin iştahasını her vakit kabarttı. Ne yazık ki. Yazının başlığı Orta Asya ama biz Güney Asya'dan başladık. Zira olayların başlangıç ve seyrini kısaca hatırlatmak gerekiyordu. Bunun için bir de Kafkasya bölgesine uzanmak gerekiyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kafkasya'da bağımsızlığını kazanan Gürcistan, Ukrayna ve Azerbaycan'ın başına gelmedik olay kalmadı. Baltık ülkeleri gibi Gürcistan'ı ve Ukrayna'yı da NATO bünyesine almak için harekete geçen ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın çok sert reaksiyonuyla karşılaştı. Yukarıda ifade ettiğimiz fillerin tepişmesi meselesi yani. Aynen öyle oldu. Bağımsızlıkla birlikte için e, içeride etnik kökenli mücadeleye sürüklenen küçücük Gürcistan'ın göbeğinde, bugün Rusya desteğiyle bağımsızlığını ilan etmiş olan Abazya ve Güney Osetya devletleri var. Rusya sözde gül ve turuncu devrimleriyle batıya yanaşmaya çalışan Gürcistan'ı 2003'te, Ukrayna'yı 2004'te fena halde cezalandırdı. Ukrayna ilerleyen safhalarda Rusya'dan daha büyük darbeler de yedi ve neticede Kırım'ı kaybetti. Şimdi ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yeni bir işgal hareketine girişmesinden endişe ediliyor. ABD ve Avrupa Birliği peş peşe açıklama ve ambargo tehditleriyle Rusya'yı böyle bir teşebbüste bulunmaktan caydırmaya çalışıyorlar. Kafkasya'da ya aslında ne Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği var ne başka bir şey. Ama ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptığı şu arkadaşlar, Rusya'nın burnunun dibine kadar girerek Ukrayna'yı NATO'ya davet etmek, NATO'ya sokmak, füzelerini Rusya'nın burnunun içine dayamak demektir. Bakın Polonya, Varşova 640 kilometre Rusya'ya. Ama bugünkü gelişmiş füzeler için 640 kilometre çok kısa bir mesafe. E bunu getirip Ukrayna'ya koyarsan Rusya ne yapacak? Putin diyor ki zaten ya ben gidip senin Florida kıyılarında tatbikat yapıyor muyum? Rusya'ya diyorlar ki sen sakın yerinden kıpırdama biz senin burnuna bu füzeleri sokacağız. Kıpıdar, kıpırdadığın anda da Vay sen Ukrayna'yı işgal edeceksin. Böyle dangalak bir durum yani. Böyle bir serseri bir durum. Ee, Kafkasya'da aynı şekilde Rusya'nın belirleyici aktör olduğu Karabağ meselesi var. Yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan'ın siyasi ve askeri yönden elini kolunu bağlayan Ermenistan işgali nihayet Türkiye'nin de etkili desteğiyle sona erdirildi. Ancak Karabağ meselesi henüz tam olarak bitmiş değil. Biri tarafta özellikle ekonomik açıdan büyük bir çıkmaz içinde bulunan Ermenistan'ın nihayet gerçekleri kabul etmeye yanaşması dolayısıyla orta ve uzun vadede daha barışçı bir iklime varma ihtimali doğmuş bulunuyor. Şimdi Kafkaslarda böyle bir tablo mevcut iken bu yetmiyormuş gibi Orta Asya'da da yeni bir hareketlenmenin baş göstermesi endişe verici. Orta Asya'da sükuneti muhafazası çok çok önemli. 1991 sonrası bağımsızlık döneminde Azerbaycan, Özbekistan ve daha sonra Kırgızistan'da iç siyasi çatışmalar çok etkili oldu. Yine Batı'nın tahrik ve teşvikleriyle 2005 yılında Kırgızistan'da lale devrimi sahnelendi ve neticesi fiyasko oldu. Özbekistan'da Kerimov demir yumrukla içeride kontrolü sağlayabildi ama Askar Akayev aynı direnci gösteremedi. Keza Azerbaycan'da Elçi Bey'de de Suret Hüseyinov gibi Rusya güdümlü figüranların çıkardığı fitne ile baş edemedi. Lakin Türkmenistan'da Sapar Murat Türkmenbaşı ve Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev genellikle sükunet içinde bir yönetim sergilediler. Şimdilerde Kazakistan'da çeşitli bahanelerle sahnelenmek istenen oyun son derece tehlikeli olabilir ve başında yeterince tedbir alınmadığı takdirde kontrolün zorlaşacağı noktalara uzanabilir. Kazakistan Orta Asya'da çok önemli bir devlet. Toprakları Türkiye'nin yaklaşık 4 misli. 2 milyon 725 bin kilometre kare. Türkiye'nin 788 bin kilometre kare ona göre hesaplayın. Velakin nüfusu 19 milyon. Kazakların nüfus içindeki oranı %68, Rus nüfusu oranı da %20. Rusya'nın oldu mu olası Kazakistan'a çok özel bir ilgi ve itina gösterdiğini de unutmayalım. Kuzey komşusu Rusya'nın uzun gölgesini üzerinde her daim hisseden Kazakistan'da ciddi bir rahatsızlığın ortaya çıkması onun güney komşuları Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ı da fena halde etkileyebilir. 30 sene boyunca Nazarbayev'in dirayetli yönetiminde birçok zorluğu aşan dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın barış ve sükunet içinde yoluna devam etmesini temenni ediyoruz. Umuyoruz ki 3-4 günden beri devam eden nümayişler daha fazla yayılmadan mesele hal yoluna koyulur. Orta Asya'nın gerçekten huzura ihtiyacı var ama e siz tabi Amerika'ya iki laf söyledim diye bir lafta Rusya'ya sokayım derseniz orada huzursuzluk bitmez. Arkadaşlar hakikaten bilinmeyen şeyler var. Rusya ile Amerika'yı Kazakistan'da eşit yere koymaya çalışıyorlar. Olmaz. Rusların bir atasözü vardır. Hangi Rus'u kazısan altından bir Kazak çıkar. O kadar iç içe geçmiş halklardır bunlar. Amerika neyin nesi burada? Elinizi korka alıştırmayın. Vurun Amerika'ya. Vurun Amerika'ya ama Amerika'ya beş tane vurdum bir tane de Rusya'ya çakayım dediğiniz zaman o da Amerika'nın işine yarar. Ondan da haberiniz olsun. Şimdi şimdi bir girsem 3 kelime sonra yarıda kalacak çünkü reklam vakti geldi. En iyisi şöyle yapalım. Reklamlara girelim, onu bir aradan çıkartalım. Ondan sonra ben geri kalanını anlatayım, konuyu tamamlayalım. Olur mu? Olur mu? Tamam, olurmuş. Öyle yapalım o zaman reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet şu Kazakistan dosyasını yavaş yavaş bitireceğim ama e, Türkiye'den Kazakistan nasıl görünüyor? Bu olaylar nasıl görünüyor? Önce şeyi söyleyeyim FETÖ'nün etekleri zil çalıyor. Emre Uslu mesela şey diye tweet atmıştı. E, yeni bir Türk baharı görünüyor falan diye. Hani olaylar Türkiye'de sıçrasın şöyle olsun böyle olsun. E, ben bir Türk baharı öngörüyorum demiş e, Elif Ergin e, adlı kardeşimiz de ben de bir FETÖ'nün hüsranını daha görüyorum. Hain demiş. Ağzını payını vermiş. Ama e, Kazakistan'daki olaylar nasıl görünüyor? Şimdi onlara bir bakalım. Utku Reyhan, e, Yalancı'nın programından çok çok iyi tanıdığınız artık. Utku kardeşim diyor ki, Kazakistan olayları büyük dersler içeriyor. Batı fonlarına ve basınına demokrasiye, liberalizm, sözde dünya ile bütünleşme adına izin vermenin yıkıcı sonuçları oluyor. Batı alenen turuncu darbe yapıyor. Ülkemizde hala her türlü fonculuk serbest, hatta devlet güvencesinde. Bakın şurası can alıcı. Batı fonlarına, basınına, demokrasi liberalizm sözde dünya ile bütünleşme adına izin vermenin yıkıcı sonuçları oluyor. Ülkemizde her türlü fonculuk hala serbest. Kazakistan'da olan işte bu fonculuğun sonu. Devam edelim. Kazakistan olayları büyük dersler içeriyor. Ha bunu verdi ki ha. Gaffar Yakınca aydınlık e, gazetesi köşe yazarı diyor ki e, bunun bir önceki e, şeyini önce verelim. Ha evet. Batı medyasının ve Sorosçu kaynaklarının haberlerine bakılırsa Kazakistan'daki karışıklık Avrasya bölgesinin istikrarsızlaşması için tezgahlanmış bir girişimdir. Kazakistan'ın Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen FETÖ yapılanmalarına müdahale etmemiş olması şimdi işleri zorlaştırıyor. Devam ediyor Gaffar. Diyor ki, Kazakistan'daki olayların merkezinde Oyan Kazakistan, yani biraz önce sözünü ettiğimiz Soros desteğiyle kurulan, Amerika desteğiyle kurulan Uyan Kazakistan, Erkindik kanadı gibi STK'lar ve Medyanet, Legal Media Center gibi fondaş basın kuruluşları var. Tamamı Soros, ABD devleti ve Alman vakıflarından fonlu. FETÖ'nün ülkedeki gücü ise zaten biliniyor. Bu iş açık bir darbe girişimi. Şu çok net arkadaşlar, Türkiye'den de, işte e, Kazakistan'dan da, Gürcistan'dan da, Ukrayna'dan da şunu görüyoruz. Elin parasını alan elin kılıcını sallıyor. Hiç öyle demokrasiymiş, basın özgürlüğüymüş falan filan da dinlemiyorlar. Basın özgürlüğü benim gibi garibanlara lazım. Onlara para lazım. Devam edelim. Ee, Engin Alanpaşa bir süre MHP'de milletvekilliği yaptı, hapisten çıktıktan sonra. Şöyle demiş, Kazakistan'da yaşananları bu ülkeyle sınırlandırmak yanlış bir yaklaşım olur. Türk Devletleri Teşkilatı tüm kurum ve kuruluşları ve bu ülkelerin tüm milli güç unsurlarıyla hayata geçtiği takdirde dünyada tüm dengeler değişir. Bunu da ne Batı ne Doğu kabul eder. Ne Batı'yı anladım da ne Doğu kabul eder ne demek? Onu anlamadım. Çünkü hem Rusya Peskov üzerinden Türk Devleti Teşkilatı Türk Devletleri Teşkilatı'na olumlu bakıyordu ama e, buraya bir kırmızı yıldızı da koyun. Yani Rusya'yı da koyun diyordu çünkü Türklerin doğduğu yer Altay Dağları'dır. O da Rusya sınırları içindedir diyordu. Sonra Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Aksaçlısı. O da ne dedi? Çin ve Rusya doğal üyelerdir. KKTC için de aynı şeyi söyledi. Engin Paşa devam ediyor. Engin Paşa senin babanın oğlu mu, askerlik arkadaşın mı, Alan Paşa desene. Yok. Burada hemen gireyim devreye. Birine Paşa diyecekseniz ona ön ismiyle hitap edeceksiniz. Osman Paşa, Mustafa Kemal Paşa gibi. Çünkü Paşalık ünvanı Osmanlı döneminin bir ünvanıdır. Türkçede Paşa yok, Türkiye Cumhuriyeti'nde Paşa yoktur. Peki Osmanlı döneminde soyadı var mıydı? Yoktu. Ne derdik paşalara? Osman Paşa, Mahmut Paşa, Mahmut Şevket Paşa, en son Mustafa Kemal Paşa. 12 Eylül darbesinden sonra e, <laughs> Kenan Evren'e, Kenan Paşa demeye e, Petka e, müsait olmayınca arkadaşlar hep birlikte Evren Paşa dediler. Yok Evren Paşa olmaz, Alan Paşa da olmaz, Engin Paşa olur. Paşa, Engin Paşa, Kazakistan'da yaşananları diyor bu ülkeyle sınırlandırmak bunu verdik be arkadaşlar. Verdik. İkinci defa mı vereceğiz? Verelim peki. Kazakistan'da yaşanan... <laughs> vermeyelim bir karar verin. Kazakistan'da yaşananları bu ülkeyle sınırlandırmak yanlış bir yaklaşım olur. Türk Devletleri Teşkilatı tüm kurum ve kuruluşları ve bu ülkelerin tüm milli güç unsurları ile hayata geçtiği takdirde dünyada tüm dengeler değişir. Bunu da ne Batı ne Doğu kabul eder. Batı kabul etmez, Doğu kabul eder. Şimdi geçebiliriz. Volkan Özdemir, e, ee, bu görüntüler olayların zam protestolarını açtığını, gayet organize ve gerçek hedefinin başka olduğunu gösteriyor. Kazakistan baştan Azerbaycan ve onun iktidarı devrettiği Tokayev ile 30 yılı başarılı ve istikrarlı geçirdi. Bilge liderin politikası birilerini çok rahatsız etmiş diyor. Orada bu görüntüler diye bahsettiği şey işte devlet binalarına saldırılar, bankalara ve mağazalara yağma hareketleri falan. Ee, bir gerçek devrimle bir turuncu devrim arasındaki fark da bu yağma hareketleridir. Turuncu devrimler yağmasız yapamaz. Bunu da geçelim. Recep Erçin, Aydınlık Ekonomi Müdürü, o da şöyle demiş. Kazakistan'daki durum şöyle. Evet zamlar var fakat Türkiye ile kıyaslanınca devede kulak. Ülkedeki muhalifler bunları bahane ederek uzun zamandır rejime karşı hayata geçirmek istedikleri bir kalkışma hareketi içindeler. Ülkede internet kısıtlaması yapıldı. Şu saatleri itibariyle tekrar internet veriliyor. Başkentte yağmalama, polislerin öldürülmesi gibi olayların yaşanması basit protestolardan fazlasına işaret ediyor. O polisleri kim öldürür? Bir dakika. Kim öldürür polisleri? Ukrayna'da da yaptılar bunu. Keskin nişancılar yerleştiriyorlar. Hatırlayın haberde ne diyordu? Plakasız araçlarla olay yerine getirilen çok sayıda gösterici. Ha işte onlar kontrgelilerdir. Onlar faaliyette şu anda. Daha önce ABD yanlısı bir isim bu tarz işlere girişmiş. Nazarbayev tarafından tasfiye edilmişti. Bakalım bu sefer ne olacak? Orta Asya'da Çin'in yükselen etkisine karşı Atlantik'in bir takım fırsatlar kovaladığını gözlemliyorduk demiş Recep Erçin. Doğru. Devam Bartu Soral, ekonomist Bartu Soral o da diyor ki şu haber üzerine. Sputnik Türkiye'nin bir haberi var. Kazakistan'da protestocular ülkenin ilk devlet başkanı Nazarbayev'in heykelini yıktı haberi üzerine diyor ki Kazakistan'ı doğru politikalarla bağımsızlaştıran Türk devletleri teşkilatının gelişmesinde önemli rol oynayarak küresel güç merkezlerini rahatsız eden bir liderin heykeli yıkılmış. Yıkan bu gelişmelerden rahatsız olanlardır. Akıllarınca sisteme meydan okuyana ders veriyorlar. Aynı şey Irak'ta da oldu. Aynı şey Rusya'da da oldu. Sovyet e, sistemi yıkılırken Batı heykeller üzerinden mesaj veriyor. Bakın arkadaşlar heykeller Batı için ya da Hristiyan dünyası için egemenlik alametidir. Bir yerde egemenliği sağladıktan sonra oraya o egemenliği sağlayan hareketin liderlerinin heykellerini dikerler. İşte Napolyon'un heykelini diker, Bismarck'ın heykelini diker. George Washington'un heykelini diker falan. O bu topraklar bizim demektir. Bizde heykel olmadığı için biz cami yaparız, çok da iyi yaparız. Külliyeler yaparız etrafına. Medreseler yaparız. Bakın gidin bütün Balkanlarda, Avrupa'nın birçok yerinde, doğuda o camiler Türklerin egemenlik meselesidir. O heykeller de mesela Lenin heykeli Sovyet sisteminin egemenliğinin simgesidir. Nur Sultan Nazarbayev'in heykeli Kazakistan'da batıya karşı koyan, batıya kafa tutan bağımsızlıkçı hareketin simgesidir. İşte Kazakistan'ın bağımsızlıkçı hareketini yıkıyoruz demektir bu. Başka da bir şey değildir. Devam. Ee, şimdi ne oluyordu orada? Bir takım muhalifler vardı. Amerika'dan şuradan buradan para alan ve onunla muhalefet yapan adamlar. Kazakistan'daki demiş, mevcut hükümeti yolsuzlukla suçlayan muhalif lider Muhtar Abilyazov, bu resimdeki vatandaş, elleri arkasında kelepçelenmiş mi, ne olmuş, nedir? Belli olmuyor. Ee, Kazakistan'daki mevcut hükümeti yolsuzlukla suçlayan muhalif lider Muhtar Abilyazov, başkanı olduğu BTA Bank'ın 6 milyar dolarını zimmete geçirmekte suçlanıyor. Şahane değil mi? Kendisi 6 milyar doları batırmış, zimmetine geçirmiş. Kazak halkının paralarını çatır çatır ezerken Fransa'da Kazakistan'ın meşru hükümetini yolsuzlukla suçlayabiliyor. Aferin! Şahane! <laughs> Şahane! Arkadaşlar, durum 3 aşağı 5 yukarı bu. Peki bizde böyle işler oldu mu? Yani işte birilerinin kanatları altında uçarak birilerinin lehine işler yapan ee, sivil toplum kuruluşları, dernekler, ne bileyim, gazeteciler falan oldu mu? Aa olmaz bizde. Yok be Ruşen, o da tesadüf. Aman çocuk üç kuruş para almış sizde. <laughs> da bu Tamer diye bir arkadaş var Yeni Şafak'ta, Tamer Korkmaz. O dün bir yazı yazdı. Dün nasılsa okuyamadık onu. Bugüne devrettim. İyi ki de devretmişim. Daha denk geldi. Ee, bir bakın bakalım tanıdık gelecek mi anlattıkları ve anlattığı kişi. Belçika İstihbarat ve Güvenlik Kurumu'nun raporunda PKK'nın ülkeyi Avrupa'daki merkezi olarak kullandığından bahsediliyor. Hal böyleyken PKK terör örgütünün Belçika'da cirit atmasına müsaade ediliyor. Dahası her türlü destekleniyor. Vaktiyle PKK'yı inşa eden haydut devlet ABD, NATO'nun lokomotifi kurumunda. NATO karargahının bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel ise PKK'nın Avrupa'daki merkez karargahı durumunda. Nedir? NATO'nun 5. maddesi tersinden işletiliyor. 1984'ten itibaren Türkiye'ye saldırttıkları PKK, fiilen NATO'nun kanatları altındaki terör örgütüdür. <laughs> Terörist başı Abdullah Öcalan ile ilk röportajı milliyetten Mehmet Ali Birant yapmıştı. <laughs> 1988 Beka Vadisi Lübnan. 1991'de ise bu defa Şam'da Apo ile ikinci kez buluşmuştu. Türkiye'deki baronsal gladio bu röportajlarla bebek katili Öcalan'ın bir nevi PR'ını yaptırmanın hesabındaydı. PKK örgütünü siyasi denklemin içine yerleştirme gayretleri böylelikle başlamıştı. Bir andın ardından başka gazeteciler de PKK başıyla mülakat yaptılar. Mehmet Ali Birand'ın Brüksel bürosunda iki telex makinesi vardı. Bunlardan biriyle gazetesi Milliyet'e haberlerini geçerdi. Dikkat! Diğerini ise sadece Vehbi Koç ile iletişimi için kullanırdı. Ünlü iş adamına düzenli raporlar gönderirdi. Milliyet yılları başlamadan önce 22 yaşından itibaren Vehbi Bey'in kanatları altındaydı. 27 Mayıs öncesinde Menderes iktidarını protesto eden gençler arasında yer alan Mehmet Ali Birand, 71-91 döneminde milliyetin Brüksel temsilcisiydi. Eşi Cemre, NATO'nun Brüksel'deki merkezinde 20 sene boyunca görev yaptı. Basın sekreteriydi, rütbesi albaydı. Abdi İpekçi'nin 1 Şubat 1979'da derin suikast sonucu katledilmesinden birkaç ay sonra Cemre Birand'ın üvey babası Ercüment Karacan, milliyeti Aydın Doğan'a satmak zorunda kaldı. Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç, o dönemde basın camiasında ismi cismi hiç bilinmeyen yurttaş Doğan'ın elinden tutarak gazeteyi satın almasını sağlamıştı. Vehbi Koç, 12 Eylül 80 darbesinden bir hafta sonra Evren Paşa'ya bir mektup yazdı. Bak Evren Paşa diyor, Kenan Paşa diyemiyor hala. Mektubun 13. maddesinde şöyle diyordu basının eleştiri yapmasına kesinlikle izin verilmemelidir. Mektup emrinize amadeyim diye bitiyordu. Gerçekte kim kimin emrindeydi acaba? Birand'ın köşe yazarlığı 12 Eylül'den hemen sonra o 3 Ekim 1980'de başladı. 6 Ekim 80'de Vehbi Bey'in kanatları altındaki Aydın Doğan, milliyetin sahibi sıfatıyla gazetenin künyesinde yer aldı. Gazeteyi satın almasından bir yıl kadar sonrasıydı. Mehmet Ali Birand. 18 Nisan 1982'den itibaren Abdi İpekçi'nin koltuğunda oturuyordu. Ancak yayın yönetmenliği çok kısa sürdü. Milliyet mutfağı kazan kaldırmıştı. 1985'ten itibaren TRT ekranlarında 32. günde sahne almaya başladı. Monsieur Birant, vefat ettiği 2013 yılına kadar Burcu burjuvazinin gözde televizyoncusuydu. Derin Galatasaray İnan Kıraç'ın kanatları altındaydı. 32. gündeki talebesi John Dündar, 2012'de bir adlı biyografik kitabı yazdı. Dündar, PKK'lıları ve FETÖ'cüleri pamuklara saran Almanya'da kaçak olarak yaşamaya devam ediyor. Pardon. Birant, TRT'deki 32. gün döneminde hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık iddiasıyla açılan kamu davasında yargılandı, hüküm giydi. Aldığı hapis cezası paraya çevrildi, yırttı. Bir andın akçeli işlerini dile getiren yazı, e, yazılar Uğur Mumcu'nun kaleminden çıktı. Merhum Mumcu, 92'deki bir yazısında Can Dündar'dan bahisle şöyle diyordu. Geldi buraya, şu köşeye oturdu. Abi ben yıkıldım, mahvoldum. Mehmet böyle olduğunu bilmiyordum. Ben daha gencim. Lütfen beni bunlardan ayırın. Bir tutmayın. Ben bu işleri hiç bilmem dedi. Ben de iyi tamam dedim. Gitti. Sonradan anladık ki meğerse Mehmet koltuğuna yıkılmış. 1993'ün 24 Ocak günü bombalı bir suikaste kurban giden Uğur Mumcu, PKK'nın ABD-Türk İş-Balonsal Gradyo hattındaki derin bağlantılarını çözmüştü. Apo 1960'lı yılların son çeyreğinden itibaren baronsal gladyonun derin saksısında yetiştirildi. 1978'de PKK'yı kurdu, 79'da ise Suriye'ye geçti. PKK ise 84'ten itibaren terör saldırılarına başladı. 12 Eylül askeri rejimi ABD'ye bağlı baronsal gradyonun derin planları kapsamında 80-84 arasında PKK'ya zemin hazırlayan gizli bir siyaset yürüttü. Allah Allah ya bak şimdi sen ya bir an tabak ya neler yapmış neler. <laughs> İyi valla biz burada bir tas çorbaya adam gibi gazetecilik yapmaya çalışalım. Ulusal kanaldaki bütün arkadaşlarımla birlikte işte kameraman Mert'inden yönetmen Volkan'ına Gizem'ine editör Derya'sından Çaycı Hayriye'sine genel müdür Adnan'ından genel yayın müdürü Sinan'a 3 kuruş 5 kuruşla Türk milletine doğruları söylemeye çalışalım. Ama adam Vehbi Koç'un kanatları altında, NATO'nun kanatları altında PKK pışpışçılığı yapsın. Sonra o da gazeteci olsun. Biz de gazeteci olalım ha. He? Hey yavrum hey! yürekli insanlara Kazak kardeşlerimize içinde bulundukları e, karmaşadan bir an önce çıkmaları için dostluklarımızı iletiyoruz bu güzel Kazak türküsüyle. Arkadaşlar şimdi bütün bunları ne için yapıyorlar? Yani şu türküle gördüğünüz insanlarda bir düşmanlıkları yok ki doğrudan ne ne olabilir? Yani orada saz çalan çocuğun ee, eniştesinin kayınbiraderini mi kesti bir Amerikalı ya da o çocuk Amerikan başkanına suikast mı yaptı? Ya öyle bir şey yok. Bütün olan biten yeraltı, yerüstü zenginliklerinin ele geçirilmesi kavgasıdır. Budur başka bir şey değildir. Bir şekilde onları ele geçirmek, işte petrolü, madeni, şu su, bu su, doğalgazı ki Kazakistan bir doğalgaz zenginidir... Bütün kavga bu. Amerika mesela Suriye'ye de bunun için girdi. IŞİD'i bunun için yarattı. PKK'yı bunun için e, öne sürdü. Bakın şimdi e, Amerika'nın Suriye'deki durumu tam olarak şu. Amerika Suriye'nin öz kaynaklarını PKK devletçiğine kullanıyor. Niye? PKK lazım ona. IŞİD bahanesiyle Suriye'nin doğusuna yerleşen ABD, Suriye'nin öz varlığı olan petrol kuyularını denetim altına alarak çıkarılan petrolü kurmaya çalıştığı PKK devletçiliğinin finansmanı için kullanıyor. ABD'nin ne kadar petrol çıkarıp PKK PYD'ye kaynak olarak aktardığı bilinmiyor. Ancak miktarın yüz milyonlarca dolar olduğundan söz ediliyor. ABD'nin PKK devletçi için gasp ettiği diğer ana ürünler ise başta hububat olmak üzere bölgede yetiştirilen ve geçmişte Suriye'nin tamamının ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan diğer tarım ürünleri. ABD'nin Suriye'nin öz varlıklarına el koymasını aydınlığa değerlendiren İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Emekli Tuğ General Fahri Erenel, ABD'nin amacının PKK-YPG'yi kendi ayakları üzerinde durabilir bir devlete çevirmek olduğunu ifade etti. ABD'nin bölgedeki giderlerinin bir bölümünü bu yağmadan sağladığını kaydeden Erenel, Suriye halkının meşru kaynakları gayrimeşru yöntemlerle hiç ediliyor dedi. O tabi iç ediliyor olsun bence Suriye'de bölünme tablosunu ortadan kaldırabilecek tek sanaryonun Türkiye-Suriye işbirliği olduğuna işaret eden Erenel, düzenli gelir devletin unsurlarındandır. ABD petrol işletimini PKK YPG'ye yaptırarak hem terör terörü devletleştiriyor hem de ulusal bütçesi üzerindeki yükü hafifletiyor. Suriye'nin bütünlüğü ortadan kalkmış durumda. Fırat'ın doğusunda fiili bir devlet var. Suriye halkının kaynaklarıyla finanse ediliyor. Petrol el altından spor piyasadan satılıyor, Suriye'nin pek çok kaynağı PKK-YPG'nin elinde kalan bölgede. Bu süreç çözülmezse mecburiyetler sebebiyle Suriye PKK-YPG'yi kabul etmek zorunda kalabilir diye konuştu. E o da bizim işimize gelmez. PKK-YPG'nin gücünün büyük bölümünü Türkiye'nin karşısında tuttuğunu belirten e, Erenel, e, terör örgütünün doğudaki askeri varlığının zayıf olduğunu, Esas olarak ABD'ye güvendiğini bildirdi. Erenel, Türkiye'yi Esad'la anlaşmaya çağırarak şunları söyledi. Türkiye, İdlib'i Fırat'ın doğusu için bir avantaj olarak kullanabilir. Bu da Esad'la anlaşmakla mümkün. Çünkü Esad rejimi Türkiye'ye İdlib'de olduğu için Fırat'ın doğusu ile ilgilenemiyor. Her iki noktaya birden bakabilecek bir gücü yok. Bu da ABD'nin ve YPG'nin orada rahat iş yürütmesine neden oluyor. İdlib karmaşası ABD'nin işine geliyor. Türkiye, terörist yapıları ve göç dalgasını engellemek amacıyla haklı gerekçelerle İdlib'te. Ama bunu Suriye rejimiyle işbirliği içinde yapmalıyız. Esad güçleri İdlib'te rahat ederse orayı temizleyebilir. Esad, Fırat'ın doğusuna giderken biz de batısındaki alanları birleştirebiliriz. Zaten bir takım görüşmeler var. Adana mutabakatını da tam anlamıyla uygulamaya koyarak bu süreci iyi değerlendirebiliriz. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da petrolün aynı zamanda terör örgütünün terör örgütünün Allah'ım ya Bunlar dur dur ben karıştırdım üstteki. Gelirlerinin meşrulaştırılmasında kullanıldığını vurguladı. Ee, terör örgütünün nasıl kazancının uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığı ile haraç gibi hukuk, hukuk dışı faaliyetlerden sağlandığını belirten Ağar, bu durumun önlenmesi gerektiğini bildirdi. Türkiye'yi kritik bir yılın beklediğini kaydeden Ağar şu görüşleri dile getirdi. Türkiye yaşamış olduğu ekonomik hassasiyetler nedeniyle jeopolitik mücadelesini terk etmemeli. Bu mesele Esad rejimi için son derece önemli bir konu. Çünkü bu petrol onların hakkı, öz kaynağı ve Suriye'nin buna çok ihtiyacı var. Rusya üzerinden yapılan PKK-YPG ile Esad rejimi arasındaki müzakere konularının en başında bu geliyor. Esad petrollerini istiyor, PKK-YPG ve ABD de bunu kabul etmiyor. Sadece ekonomik değeri değil, jeopolitik değeri de var. Savaşın kendine özgü kirli karakteri nedeniyle bu petrol paylaşılıyor. Bu silahı elinde tuttuğu sürece PKK-YPG'nin eli güçlü olacaktır. Ayrıca bereketli toprakların yaklaşık %80'i de PKK-YPG'nin elinde. Bu noktada Esad rejimi ile Türkiye'nin yakınlaşması büyük bir değer taşıyor. Bugüne kadar yakınlaşamadılar. Yakınlaşmalar manipüle edildi, yakınlaşmamayı en iyi PKK-YPG kullandı. DAEŞ'in işine de yaradı, coğrafya ve şartlar yakınlaşmayı kesinlikle gerekli kılıyor. PKK-YPG'nin Türkiye için tehdit olduğunu, bu nedenle bir an önce Suriye hükümetiyle masaya oturulmasını isteyen Ağar, çok kritik ve tehlikeli bir dönemin içinde olduğumuzu ve buna uygun adımlar atmamızı istedi. Yani Suriye'de Esad'la aslında bir kişisel düşmanlığı yok. Suriye'deki petrol ve Batı Asya'daki rejim değişiklikleri, harita değişiklikleri ilgilendiriyor ABD'yi. Bunun için de PKK'yı yarattı, IŞİD'i yarattı, Onların yeraltı kaynaklarına rahatça el koyuyor. E işte PKK'yı finanse ediyor. Asıl petrol parası kime gidiyor? ABD'ye gidiyor. Bunlar, bunların biti böyle kanlanıyor. Mesele burada. Peki kurtarıyor mu? Kurtarıyor mu? Yok be pek kurtarmıyor. Yani kurtarsaydı ABD şimdi çok rahat. Hiçbir sorunu olmayan bir ülkeydi. Ama bakıyorsunuz Trump'ın deyimiyle, Trump'ın 6 sene önceki deyimiyle zafersiz savaş yorgunu bir ABD var. Üstelik dışarıdaki bu mağlubiyetler içeriye de yansımış, içerisi de karma karışık. Son 1-2 yıldır Amerika'da darbeden, iç savaştan, bölünmeden bahsediliyor. Ne tekim geçen yılki başkanlık seçimlerinden sonra meydana gelen Kongre baskınının yıl dönümü bugün. Ne diyordu orada? Bir tane ABD rüyasının yıl dönümü. Ha, bir tane ABD rüyasının yıl dönümü. 6 Ocak Kongre baskını. Efendim şöyle yazmış Orçun Göktürk. Trump'ın Kongre binasına yakın bir yerde yaptığı miting sonrasında binaya yürüyen göstericiler Kongrenin batı tarafından ana binaya doğru ilerledi, duvarlardan tırmandı ve binayı 4 saatliğine işgal etti. 6 Ocak 2000 21'de kongre binasının Amerikan vatandaşlarınca basıldığı o meşhur görüntü 2021'in ve hatta 21. yüzyılın şimdiye kadarki en dikkat çekici anlarından birini oluşturdu. Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski başkan Donald Trump, Şubat'ta senatodaki oylamada aklandı. Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başladı. Komite Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış. Komitenin çağrılarına uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows ise kongreyi tahkirle suçlandı. Ayrıca eyleme katılanlar arasında ordu mensubu çok sayıda askerin olduğu da basına yansıdı. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri bu sefer de kendi ordusunu hedef aldı ve eyleme katıldığı tespit edilen kişiler için soruşturma başlatıldı. Şubat ve Mart aylarında 60 gün boyunca ABD ordusu içinde aşırılıkla mücadele önlemleri alınabilmesi için genel askeri faaliyetlerin aşamalı olarak durduruldu. 6 Ocak 2021'de ABD kongre binasının işgaliyle sonuçlanan ayaklanması bir bakıma biten ABD rüyasında en büyük göstergesi. 2020 başkanlık seçimlerinde Biden ile Trump arasında tezahür eden ABD içi hakim sınıfların çatışması 6 Ocak'ta yerini halkın büyük isyanına bıraktı. Eylemciler ise batı basında yansıtıldığı gibi aşırı sağcı beyazırtçılar değildi. 35 yıldır ABD'de yaşamış gazete e, aydınlık yazarı Latif Bolat, eylemcileri Amerikan ekonomisinden uzun süredir pay alamayanlar olarak tanımlamıştı. Ülkede yıllardır artan evsizler ve yoksullar ordusu ekonomik ve sosyal adaletsizlik, bozulan toplum sözleşmesi, ırkçılık, neoliberal dönüşümle sağlık sisteminin özelleştirilmesi ve peşinden gelen COVID-19 pandemisine karşı başarısız mücadele ülkede birçok kesimde ciddi rahatsızlıklara neden oldu. 2020 seçimleriyle artan çatışma ortamının kongre baskınına yol açtığı su götürmez bir gerçek. ABD'de seçim süreci ve 6 Ocak ayaklanması Amerikan demokrasisinin de gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Son 100 yılda ülke içinde komünist avını yaşayan, e, Japonya'ya atom bombası atan, Vietnam, Irak, Afganistan savaşlarıyla halkları katleden, mazlum ülkelerde darbe ve suikastler düzenleyen ABD demokrasisi 6 Ocak'ta bu kez ülke içindeki toplumsal patlamayla tekrar sınandı. Seçim sürecinde ayyuka çıkan sansür uygulamalarından Trump bile nasibini almıştı. 2020 seçimlerinin galibi, galibinin bir türlü netleştirilememesi de tüm dünyada bu sürecin zirvesi oldu. Kapitolü ve Amerikan derin devletini titreten isyancılar dünyada başlayan yeni düzenin ABD'deki yansıması oldu. Elbette isyancılar Avrasyacı, paylaşımcı ve eşit dünyanın sözcüleri demiyor. Ancak ABD içi dinamiklerde dünyadan bağımsız değil. Yükselen Asya çağı ABD içinde de ciddi kırılmalara yol açtı diyor. Yani bir çöküş var kendi içinde de. Ama sadece bu çöküşle de açıklayamayız e, ortadaki durumu. Bakın e, şey Asya yükselişte. Asya'nın yükselişi Amerika'nın çöküşünü tetikliyor. Amerika zaten çöküşte bunun için saldırı anlaşıyor falan. Ama Latin Amerika ülkelerinde de müthiş bir sola kayış var. Bir de böyle bir durum var. O nedir? Latin Amerika'da sol yükseliyor. Latin Amerika'da 2021'de yapılan seçimlerde başta Venezuela, Peru, Nikaragua, Honduras ve Şili olmak üzere birçok ülkede sol ve özellikle ABD karşıtları ciddi zaferler kazandı. Son gelişmeler Amerikan basınında gündeminde. New York Times'ta önceki gün çıkan bir analizde büyüyen eşitsizlik ve ekonomik buhran yakında Brezilya ve Kolombiya'ya kadar uzanabilecek bir solcu zafer dalgasının ateşlenmesine yardımcı oluyor, değerlendirmesi yapılıyor. New York Times'ın makalesinde Meksika'da solcu devlet başkanı Andre Manuel Lopez Obrador'un 2018'deki zaferinin bir dönüm noktası olduğu, bu ülkeyi Panama ve Guatemala'nın izlediği belirtildi. İlk kilometre taşı Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığını ezici bir farkla kazanan Andre Manuel Lopez Obrador'un Meksika'da seçilmesiydi. Seçim gecesi yaptığı konuşmada devlet bir azınlığın hizmetinde olmaktan çıkacak ve tüm Meksikalıları temsil edecek demişti. Makalede diğer ülkelerdeki antemperyalist ve neoliberalizm karşıtı zaferlere de değiniliyor. Arjantin'de, Arjantin'de Peronist aday Alberto Fernandez 2019'da devlet başkanı seçilmişti. Bolivya'da 2019'daki darbe sonrasında iktidara gelen aşırı sağcılar 2020 seçimlerinde büyük hezimet yaşamış ve Evo Morales'in izinden giden sosyalist Luis Arce devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Peru'da da geçen Nisan'daki devlet başkanlığı seçimini beklenmeyen bir sonuçla sendikacı Pedro Castillo kazandı. Honduras'ta 2009'da askeri darbeyle devrilen eski devlet başkanı Manuel Zelaya'nın eşi ee, Xiomara ee, Castro, Sandıktan zaferle çıktı. Nikaragua'da da Sandinistler büyük bir farkla kazandıkları seçim sonrası iktidarını sağlamlaştırdılar. Son olarak Şili'de 35 yaşındaki eski öğrenci hareketi lideri Gabriel Boric, devlet başkanlığı seçimini açık ara farkla kazanmıştı. Yani Şili'de 35 yaşında eski öğrenci hareketi lideri Gabriel Boric. Yani düşünün Türkiye'de mesela e, Çağdaş Cengiz ya da e, İlker Yücel, Cumhurbaşkanı olmuş. Bunun gibi bir şey. Değil mi? Peki devam edelim. Ee, bütün bu gelişmelerin özetlendiği analizde Amerikan ar arka bahçesinin artık daha güvensiz olduğu belirtiliyor. Ve Çin'e olan desteğin de artabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ekonomik kalkınma için Pekin'in küresel kredi ve altyapı yatırımı stratejisine daha açık olan yeni bir Latin Amerikalı liderleriyle solun kazanımlarının Çin'i destekleyebileceğini ve ABD'nin altını oyabileceğini söylüyor. Yeni durumla birlikte ayrıca ABD'nin Venezuela, Nikaragua ve Küba'daki otoriter sol rejimleri izole etme stratejisi zorlaşabilir. <laughs> Ulan adamlar ezici bir çoğunlukla Venezuela'da, Nikaragua'da, Küba'da neoliberalizm karşıtı, sosyalizm yanlısı şahane seçimler kazanıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Amerikan basınına göre bunlar otoriter sol rejimler. Ya otoriter sağ rejimler ya otoriter sol rejimler. O zaman insan düşünüyor. Bu otoriter dediğin şeyin otoritesi kime karşı? Kendi halkına karşı değil. Halk oy veriyor. Ezici çoğunlukla oy veriyor. Ha bunların otoriter dediği Amerika'ya otorite koyan <laughs> rejimler. İyi e, helal olsun o zaman. Yazının son kısmında ise bölge halkın devletçi politikaları olan artan bir isteği olduğu belirtiliyor. United States Army War College'den Amerikan Ordu Savaş Koleji'nden Latin Amerika uzmanı Evan Ellis gazeteye yaptığı değerlendirmede diyor ki Latin Amerikalı seçmenler artık devletin rolünü yeniden bölüşümü dengeleme çabası içinde olmasının ve kamu hizmetleri sağlamının önemine dair daha keskin bir anlayışa sahipler. Bu da bu da solcu siyasetlere avantaj sağlıyor. Dün müydü, önceki gün müydü bir yerde okudum bu AKP'nin ideologlarından Cemil Ertem e, Türkiye solu, Latin Amerikan solu gibi olabilir mi diye soruyor. Devletçi olabilir mi? Eşitlikçi. Ve diyor ki Tayyip Erdoğan Latin Amerikan sol liderlere benziyor. Bilmiyorum artık tartışın. Ben karışmam. Ben karışmam. Peki Türkiye'de durum ne? Valla Türkiye'de işler ayna, çal çal oyna. Yani bir Biden takımı var, bir AKP ve MHP var. AKP'nin sıkıntısı e, gerçekleri tam olarak görememe, durumu tam olarak değerlendire. Valla diyor zorlukların büyüğünü geride bıraktık. Ya zorluklar daha önümüzde nerede geride bıraktık? O yüzden salı akşamki çıkış yolu programında kurmaylarıyla birlikte ekrana çıkan Doğu Perinçek'in söyledikleri bir kere daha önem taşıyor. Bir kere daha önem taşıyor. Bununla başlamıştık. Şimdi bir kere daha gündeme getirelim. Ne diyordu Perinçek? Türkiye'nin önünde iki seçenek var. Birincisi CHP ve İyi Parti yönetimlerinin merkezinde HDP, PKK, FETÖ, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi'nin içinde olduğu ABD'nin kaos programı. Yani bugün Kazakistan'da ortalığı kavuran, daha önce Ukrayna'da, Gürcistan'da 15-16 Temmuz gecesi 2016'da Türkiye'de devreye sokulan kaos programı. İkincisi üreticilerin milli hükümeti. Üreticilerin milli hükümeti kaos planlarını bertaraf ederek kurulabilir diyor değil mi? Biraz daha açalım. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Peniçek, ulusal kanalda Türkiye'nin önündeki tehditlere dikkat çekti, çözümleri anlattı. Başta CHP olmak üzere ABD planlarında yer alanların bir programı olmadığını belirten Perinçek, bunların PKK'yı, FETÖ'yü, KHK'lıları, Sorosçuları hapisten kurtarmaya çalıştığını söyledi. Vatan Partisi lideri kaos planlarında Vatan Partisi, AK Parti, MHP'nin yanı sıra CHP ile İyi Parti'nin vatansever tabanıyla milli bir cephe kurularak direnilebileceğini açıkladı. Perinçek kaos planının basit bir sokağa dökülme eylemi olmadığını vurguladı. ABD'nin Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki hazırlıklarını, NATO'nun yayılmacı politikalarını, buralara silah yığmasını, KKTC'ye kurulan tuzakları hatırlatan Perinçek, silahlı tehditlere de ancak silahla yanıt verilebileceğini ifade etti. Perinçek, ekonomide ve güvenlikte ABD tehditleri karşısında Türkiye'nin ittifaklar inşa etmek ve iç cepheyi sağlam tutmak zorunda olduğunu söyledi. İç cepheyi nasıl sağlam tutacaksınız arkadaşlar? İç cephede Herkesin karnı doyacak. Çiftçi üretimini yapacak, işçi makinasının başında çalışacak, sanayici yatırımlarını yapacak, insanların karnı doyacak ve bak diyecekler Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları sağlıyor. Ya da işte başımızdaki siyasi iktidar bunları sağlıyor. Ha karşılığında Amerika Türkiye'de bu iktidar devirmek istiyor. Buna inandığı zaman iç cephe sağlam olur. İç cephenin sağlam olması için insanların karnının doy doyması lazım. Ne hmm. diyoruz? Ekonomik kurtuluş savaşı. Kim verecek bu savaşı? Mert verecek. Volkan verecek. Ben vereceğim. Diyarbakır'daki çiftçi verecek. Edirne'deki ayçiçek yetiştiricisi verecek. Malatya'daki pancar üreticisi verecek. Biz vereceğiz. E karnımız doymazsa nasıl vereceğiz? Ama hükümet hala yani siyasi iktidar diyorum. Hükümet diye bir şey yok artık. Cumhurbaşkanlığı kabinesi var. Ama siyasi iktidar hala temel olarak Atlantik sistemini kafasından silemiyor. Siyasi ve askeri alanda siliyor. İşte Doğu Akdeniz'de, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, Kafkaslar'da, Ege'de falan siliyor. Ama ekonomiye geldi mi, vay be arkadaş ya, serbest piyasa diyor, başka bir şey diyemiyor. Ha, ufak ufak belli adımları atıyor. Nedir mesela? İhracat dövizinin yüzde yirmi Merkez Bankası'na satılma zorunluluğu resmen açık kambiyo rejiminin başlangıcıdır. Tamam. Ama daha devletçi daha devletçi daha asyai bir tutum sergilemesi gerekiyor. Ancak üretimle ampirizm tuzaklarına karşı koyabiliriz. O yüzden bu açıklamalar önemli. <laughs> o yüzden önemli. Peki ne yapıyor bizimkiler? Ne yaparsa yapıyor. Ne yaparsa yapıyor? Baksanıza CHP'nin gündemi hala de var mı CHP Genel Başkanının meclis grup toplantısındaki konuşması arkadaşlar haberi? İYİ Parti Genel Başkanının var. Bakın şimdi bizimkiler ne yapıyor? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ekonomi üzerinden hükümeti hedef aldı. Erken seçim çağrısını yineleyen Akşener, "O sandık elbet bir gün gelecek, tutmadığın o sözlerin hesabını vereceksin." ifadelerini kullandı. Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır. Bu iktidarın bu saatten sonra Türkiye'ye vereceği tek şey daha çok yoksulluk ve daha çok acıdır. Sen istesen de istemesen de kıssan da bozulsan da millet iradesinden kaçış yok. O sandık elbet bir gün gelecek ve sen milletimize tutmadığın o sözlerin hesabını vereceksin. Bunun artık lamı yok. Az kaldı. O sandık çok yakında gelecek ve bu beceriksiz iktidar tıpış tıpış gidecek. He, sandık gelecek sonra sonra nasıl çıkacağız bu işin içinden? Hani programın nerede? E, yok. E, çekil. Al CHP şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sokak tartışmalarına ilişkin konuştu. Sokağa çıkma çağrılarının olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu. AK Parti hükümetini otoriter olarak niteledi. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın da özgürlüğünü istedi. Bak e, Amerika Latin Latin Amerika'daki solcu hükümetleri otoriterlikle suçluyor Kılıçdaroğlu da AK Parti hükümetini. Ne güzel değil mi? Aynı renkli kuşlar aynı dala konuyor. Efendim ne demiş? HDP'nin ziyaretini hatırlatarak HDP bir ziyarette bulunmuştu. Erken seçimle ilgili öneride önerge talebinde bulunmuştu. Buna yanıtınız ne olacak sorusu üzerine Kılıçdaroğlu demiş ki HDP geldiğinde evet biz erken seçimle ilgili bir önerge vereceğiz dedi. Verebilirler tabii. Sonuçta bağımsız bir siyasi parti ama bir zaman e, biz zaman zaman nasıl önerge veriyorsak HDP de önergesini verebilir. Erken seçim isteyen her siyasi parti komisyonu önergelerini versin. Geçmişte öyle olmuş. Uygulama her siyasi parti erken seçim için önergelerini versin. Dış politikada Türkiye'nin bölgesinde büyük ölçüde yalnızlaştığını savunan Kılıçdaroğlu Rusya ile ilişkileri hedef almış. Egemen güçlerinde Türkiye'de bir anlamda sözcülüğünü yaptı Erdoğan. Egemen güçlerin bütün taleplerini yerine getirdi. 33 askerimiz şehit edilirken onlar bizi arayacağına Erdoğan apar topar Putin'e gitti. Putin'in kapısında bekledi. Türkiye'nin itibarı yerle bir oldu. Trump telefonu açtı, papazı bıraktı. Hep aynı hikaye. Hep aynı hikaye. Şimdi egemen güçlerin sözcülüğünü kim yapıyor diye sorun. Vallahi cevap vermez. Peki. Gerçekte tabanda ne oluyor? Hemen Yalçın Bayır'ın köşesine gidelim sonra da yavaş yavaş bitirelim. Gerçekte tabanda bambaşka bir şey oluyor. Onlar istediği kadar Biden bize demokrasi getirecek desin. Ee, Yalçın abi bugün şöyle yazmış. 2010 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından yürütülen ve 11 yıldır Türkiye'nin nabzını tutan Türkiye İlimleri araştırmasının 2001 yılı 2021 yılı sonuçları açığa çıktı. biraz, e, çıkalım yukarıya. Çıkalım. E, pardon ya. Aşağı. <laughs> Aşağı yukarıyı da karıştırdık. İki, sene, şey, iki saat konuşunca böyle oluyor işte. Şimdi beni ilgilendiren en önemli tarafı burası. Siyasi görüş açısından muhafazakar yanıtı önde görünüyor. Yani insanlara soruyorlar. Kendini nasıl görüyorsun siyasi görüş açısından? Yüzde buçu ben muhafazakarım diyormuş. Bu tanımı %19.9'da ben milliyetçiyim diyenler devam ettiriyor. Ve ben kemalistim diyenler %19.2. Siyasal İslamcılar %9, Sosyal Demokrat %13.9'dan %8.3'e düşmüş. Buna karşılık kendisini kemalist olarak tanımlayanlar %10.3'ten %19.9'a yükselmiş görülüyor. Ne haber? Ha? Siz ne yaparsanız yapın her iki kesim içinde söylüyorum. İster siyasal İslamcılık yapın, ister Baydıncılık yapın, ister bilmem ne yapın, ister şu yapın, ister bu yapın. Tabanda ben Kemalistim diyenler kendilerini ikiye katlamışlar. Ben söylemiyorum. Üniversitenin araştırması söylüyor. Yalçın abi kaleme almış. Bütün dünyada bu hissedilecek ve Türkiye'de bu çok izci bir çoğunluğa ulaşacak. Herkes kendisini bu sonuçlara göre ayarlasın, bu sonuçlara göre konumlansın. Türkiye'de ben Kemalistim diyenler bir yılda kendini ikiye katladı. Benim söyleyeceğim bu kadar. Kazakistan halkına bir güzel Türkiye armağanımız olacak. Sonra televizyon gazetesi bitecek. Ben yarın sabah saat 9.30'da tekrar burada olacağım. Yarın saat 9.30'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın saat 9.30'a kadar değil. Biz kazanacağı kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan. Terbiyesiz patlıcan, 23.95 artılır mı Topraklarda ya. Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.